Nurhan, Gamze. Gamze. Nurhan. 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 Ne oldu ya? Dur, kolonya getir. Gamze su, Gamze su. Nurhan, Nurhan. Gamze su. Nurhan, dur. Nurhan, kendine gel. Nurhan, Nurhan. Gel su iç. Nurhan. Nuran. Nuran kendine gel. Dur, dur. Kendine gel. Dur, dur, dur. Bir dakika. Çek, çek şunları. Dur. Bir dakika, hiçbir şey istemiyorum Gamze. Dur. Ben hayal mi gördüm? Rüya mı? Ne oldu ya? Sadık, bu Elif annemi istedin mi gerçekten? Bir şey oldu zannettim ya. Evet, isteyirim. Evlen benden Fatma. Nurhan, iyi misin? Değilim anneciğim. Hiç iyi değilim. Tuzağa düşürdünüz ya resmen bizi. E tanışmaya geliyordu bu adam. Ne oldu? Ya biz böyle olacağını bilseydik... Ne yapardın bilseydin? Evimizi açmazdık anneciğim. Kimin evini açmazdın pardon? Vay, buraya kadar geldik hemen Fatma Hanım şu adam için. Doğru konuş, bu adam benim... Ne? Ne anneciğim? Bu adam senin neyin? Söyle hadi artık, bize duyalım hep beraber. Sözlüm, tamam mı? Evet, olabilir. Hayır anneciğim, bu adam senin sözlüm falan değil. Değil, sen genç kız gibi bir şey oldun ya. Aptala döndün, ne dediğini bilmiyorsun. Bir kendine gel artık ya. Nurhan abla biraz sakin. Ömer sen de karışma ya. Ömer haklı, bir dur sakince bir konuşalım, dur. Ya sen hiç konuşma hele. Sabahtan beri bana sakın olay çıkarma Nurhan. Bak anlayışlı ol Nurhan, al. İki günlük adamı sözlüm diye getirdi karşımıza. İyi, vallahi biz önümüze gelene cici baba diyelim o zaman. Demeyebilirsin ama aşkımıza saygı dur. Aşkımıza inan. İnanmıyorum efendim. İnanmayacağım da. Tamam. Birinin anneni sevebileceğine inanmak bu kadar zor, öyle mi Nurhan? Bu kadar imkansız yani. Değil ama senin önüne ilk gelene bu kadar çaresizce inanman çok üzücü anneciğim. Üzül o zaman Nurhan. Bu sefer sen üzül, ben biraz mutlu olayım. Yeter ya, yeter artık. Ya benim seçimim, benim tercihim yani. Anladın mı? Siz dünyanın en saçma evliliklerini yaparken ben sustum, seyrettim. Saygı duydum. Şimdi sıra sizde. Saygı duydum. Saygı duydum. Ben yanlış hatırlıyorum herhalde ya. Ya bu ikisi birbiri için ölürken sen yapmadığını bırakmadın be. İşe yaradı mı peki? Senin yaptığın da işe yaramayacak. Çünkü ben kafaya koydum. Ben seveceğim, sevileceğim bundan sonra artık. İster ağla, ister kabullen. Umurumda değil. Umurunda değil. Öyle mi? Sen de benim umurumda değilsin o zaman bundan sonra. Ne işiniz var ya sizin burada? Evet, ne yapıyorsunuz siz bu saatte bu parkta? Asıl bu soruyu size sormak lazım. Öyle değil mi Nisa? Yoksa siz bizi takip mi ettiniz? Takip mi? Yok. Biz... Yok, öyle bir şey olmadı. Biz niye takip edelim ya sizi? Allah Allah. Kocaman kadınlarsınız. Ne işiniz var o zaman burada? Ne yapıyorsunuz? Bizim Tahir'le bir işimiz... Ya söylesene, söyle. Söyle bilsin bakalım ne diyecek. Ne bilecekmişim? Hakan? Takip ettim ya ben seni. Acaba dedim hala o şef bozuntusuyla görüşüyor musun diye böyle bir kurt düştü aklıma. Zaten sen de böyle bir gizemliydin. Sen de buna uyup kardeşinin peşine mi düştün Tahir? Sağ ol, bravo. Gerçekten sağ ol. Buluşsaydım ne olacaktı ya? Ya ne demek ne olacak Nisa ya? Evli barklı kadınsın sen. Tahir, sen bir sus istersen. Sizin ne işiniz var ya burada? Ha? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ben istedim. Neden? Parklar yeşil, huzur veriyor benim içime. Bunaldım canım ben, her gün dört duvar arasında yemek yapmaktan sıkıldık. Hem siz bizi bunun hesabına nasıl sorarsınız? Bu, parka da gidemeyecek miyiz biz canım? Artık bu nasıl bir huzur arayışıysa yani? Bak işte bu söylediğin aslında sana benim sorduğum sorunun bir cevabıydı. Hakan, bana bak. Bir daha böyle bir şey kalkışma. Allah Allah. Takip etmek nedir ya? Hem sen kimsin?
Kocanım ya, ben senin ne demek kimsin? Değilsin. Değilsin ya, değilsin. Kaç defa konuştuk bunu, yeter. Allah Allah. Belli ki buluştuk. Sana laf düşmez. Ya nasıl laf düşmüyor Nisa? Bu adam senin... Kocam değil. Kocamsa aldatmayacaktı. Ne diyorsun yani sen? Sor kankana. Belki izah eder sana. Şimdi kimin takip edilmesi gerektiğini daha iyi anlarsın. Ha? Yürü, yürü Şükran. La sen Nisa'yı mı aldattın? Ulan, ulan ben de kardeşimi kazanacaksın diye bir taraflarımı yırtıyorum ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Hakikaten bu Hakan seni aldattı mı Nisa? Neye şaşırıyorsun Şükran? Neye yani? Evet, aldattı. Ben bunu bilmiyordum ya. Gördüğün gibi ben hep yanlış adamları seçiyorum. Önce Hakan, sonra şef, şimdi bu. Tamam artık ya, bitti. Siz, ben bu sayfayı kapattım. Siz de bana artık umut vermeyi bırakın. İstemiyorum. Vereceğim, ne demek bu ya? Umut her zaman vardır Nisa. Kimsenin senden bunu çalmasına müsaade etme. Anladın mı beni? Anlamıyorsun Şükran. Ben bir hayal kırıklığını daha kaldıramam. Ben senin kadar güçlü değilim. Güçlüsün. Hem güçlüsün hem de benden daha cesursun sen. Nisa, bak seni anlayan, senin kıymetini bilecek biri çıkacak arkadaşım. Ben bunu yürekten söylüyorum bak sana. Üzme kendini, tamam mı? Gel. Çiçek, tuz verir misin? Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Annem tuz kullanıyor mu Çiçek? Doğru. Bizim yüzümüzden. Senin yüzünden değil. Yani... Sizle bir ilgisi yok demek istiyorum. Yoruldum biraz ondan herhalde. Tamam işte, ben de onu söylüyorum. Çok yorduk seni. Sen dinlen, hadi ben toplarım sofrayı. Git diyorsun yani. Ben seni düşündüğüm için söyledim Çiçek. Beni düşünme Reşat. Ben iyiyim, merak etme. Çay içeriz değil mi? Onu ben halledeyim bari. Olmaz. Misafirsiniz siz. Otur lütfen, ben hallediyorum. Çiçek. Tuz verecekti de güzel. Niye engel oldun? Tuz var anne. Onun içinde var tuz. Allah'ım, 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 ben ne yapacağım? Sen bana yardım et ya Rabbim. Yorulur tabii. Hiç izin vermiyor ki bizimki de bir işler yapsın. Hatun, bu işin tadı kaçtı. Biz yavaş yavaş ızdırağım. Hiçbir yere bırakmam. Tedavim bitene kadar buradasınız.
Rahmi Bey amca. Normalde benim karım böyle bir insan değildir. Yani üslubu bu kadar sert değildir, dili bu kadar sert değildir. Şok olmasından kaynaklı gibi geldi bana. Kusura bakmayın lütfen. Yok, ondan değil. Benim mutlu olmaya hakkım yok. Babası toprak oldu, gitti. Anasının hayatı da o dakika bitti Nurhan için. Yemek yapsın, torun baksın işte. Dizi seyretsin, sesi çıkmasın. Neyime gerek benim birini sevmek? Üzülme sen. O beni tanımadı bizim. Anasından korktu, endişelendi de. O zaman şöyle yapalım mı Rahmi Bey? Biz çıkalım bir hava alalım. Onlar da belki anne kız sakince bir konuşmak isterler. Tamam damat, çıkalım. Hadi Sadık abi. Hadi Gamze, burası sende. Tamam tamam, merak etme. Ömer. Sağ ol. Yüzüğünü çıkarmamışsın. Sen de çıkarmamışsın. Ayıp olmuyor mu kızlara? Garipsemiyorlar mı? Sen garipsemiyor musun hala parmağında olmasını? Ben seviyorum da ondan. Ben de çok seviyorum. Sen de onun gibi mi düşünüyorsun Gamze? Saçmalıyor muyum sence? Yok. Sadece her şey biraz fazla hızlı ilerliyor o kadar. Ama işte işin içinde aşk olunca öyle oluyor. Önünü sonunu düşünemiyorsun. Bunu en iyi ben bilirim. Şu hayatta da sana laf edecek en son kişiyim ben anne. Aşkı meşki bilmem de... o iyi bir insan Gamze. Yani onu biliyorum. İnsan bilir çünkü. Vallahi Rahmi Bey amca, ben inan olsun bekliyordum. Allah yukarıda bekliyordum. Ama ben bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum ya. Ya çok ani oldu be amcacığım. Hayır, biz de hazırlıksız yakalandık. Oğlum bir gözüm toprağa bakarken sizleri hazırlamaya vakit bulamadım da. Kusura kalma damat. Yok yani, eğer önden söyleseydiniz en azından Nurhan abla yumuşatırdık demek istiyor. Evet, konuşurduk en azından. Hayır, iyi mi sevmedi bir anlaşam. Annesini mi layık görmedi, çözümü tutmadı. Hirva mı gördü, beni anlamadı. Estağfurullah Rami Bey. Yani sadece kolay değil. Yıllardır hiç ayrılmadan birlikte yaşıyorlar. Tabii biz yıllardan beri beraber yaşıyoruz, hiç ayrılmadık. Yani Nurhan ister istemez biraz kıskanıyor, paylaşamıyor annesini. Ya ayrılmasın, ayrıl diyen mi var? Bir odada bu gençlere veririk biz. Ayrıca sen de gidersin, hanımını alıp gelirsin. Ailece çumbur çama yaşar giderim. Siz bizi boş verin, bizim işler biraz karışık. Karışıksa düzeltin oğlum, ölümlü dünya var. Yarın öbür günü benim yaşıma gelirseniz yalnızlığın ne olduğunu anlarsınız. Elini tutan, hastanede koynuna tereze koyan bir kadın yoksa... sağlıklı olsan ne, olmasan ne? Peki neden Fatma annem, Rahmi amca? Neden olmasın ki? Hayır, yani özel olarak neden o? Yani nesine vuruldunuz mesela? Hani vurulmayın diye demiyorum, olabilir. Ama sizi cezbeden şey ne? Yani yemin ederim merak ettiğim için soruyorum Rahmi amca. Bir kere çok sağlam. Adı üstünde. Fatma sağlam. Kartal gibi kadın. Bak nasıl da sahip çıktı aşkına. Başkası olsa udanıp bozarabilirdi. Ama o arkasında durdu hislerinin. Böyle bir kadın yanında oldukça insan hayata karşı dimdik durur. Karadeniz fırtınası gibi bir Fatma. Ayrıca taş gibi bilekleri de incecik.
kum saati gibi incecik böyle bir fiziği var. Böyle sülün gibi yani. Anladım, anladım Rahmi amca. Yani kâfi yani. Çok özlemişim ama. Neyi kardeşim? İşte onunla aynı ailedenmiş gibi hissedebilmeyi. Aynı sofrada oturmayı. Ortalık yanarken hala onun güzelliğine dalıp gidebilmeyi. Aynı ailedesiniz. Karı kocasınız. Biz boşanmak üzereyiz Rahmi Bey. Ne? O zaman niye birbirinize meftun gibi bakıyorsunuz? Bir bilsem. Bir anlasam ben de. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nisa, aslında bu ıssız kalbin gelmemesi çok iyi oldu. Baksana Hakan'a yakalanacakmış. Adamı elinden zor kurtarırdık. Tahir 2 dakikada özüne dönerdi yani. Tahir'e bak sen, hemen yanına. Hayrola, sen dedektiflik işine ara mı verdin? Yok mu takip edeceğim birileri? Şükran dur, üzerime gelme ya. Zaten moralim bozuk. Niye? Ne oldu? Kardeşine haksızlık yaptın diye mi moralim bozuk? Evet Nisa. Ya ben Hakan'ın böyle bir halt yediğini bilmiyordum. Ha bilseydim yardım eder miydim ya? Ne yardımı? O yani seni geri kazanmak için ona ben moral vermeye çalışıyordum. Verme Tahir. Hak etmiyor, verme. Ya ama hani sanki pişman gibi ya. Biz böyle her pişman olanı affetseydik. Ya affetmek iyidir Şükran ya. Yüce gönüllülüktür yani. Neyse o yüce gönüllülüğü sadece kadınlar yapıyor. Ne? Murat'ın ateşi çıkmış. Ay ben gideyim mi? Sen buradasın nasıl Şükran ha? Tamam ben de buradayım bacım. Bir gideyim bakayım ha. Tamam. Şükran tamam. Bir şey olursa bana haber et. Nisa. Kusura bakma. Hadi haberleşiriz. Tamam. Afiyet olsun. Sağ olun. Gördün mü ne kadar yüce kalpli? Hemen affetti seni. Şükran. Nisa bu mektup yazana tutuldu mu? Ne mektubu ben anlamadım. Gel şöyle otur. Gel. Bir konuşalım. Benim haberim var Şükran. Benden saklamana gerek yok. Hakan da biliyordu değil mi? Siz o yüzden takip ettiniz kızı. E biliyor tabii. Mektupları yazan o. Ne? Niye böyle bir şey yapmış? Ya kız ne kadar üzülecek? Niye böyle bir oyun oynamış? Neden? Ne bu ya? Ya işte gönlü kayacak mı diye. Ama sen bak sakın kimseye söyleme, tamam mı? Hakan kendisi söylesin. Yok olmaz, ben böyle bir yalanla yaşayamam. Nasıl saklayacağım ben bunu Nisa'dan? Sen gelip bu yalanı bana niye söyledin ayrıca? Ya ben de içimde tutamadım Şükran ya. İçim şişti yani. Ben sana güveniyorum, sen kimseye söylemezsin. Hakan da sana güveniyordu. Gerçi Nisa da bana güveniyor. Yok ben bak Tahir, ben böyle bir yalanı içimde tutamam. Söyle gitsin açıklasın hemen Nisa'ya. Olmaz böyle. Sana da yazıklar olsun. Sen nasıl kardeşinin arkasından böyle işler çeviriyorsun? Sen de çeviriyorsun Şükran. Yani erkeklerin mektup yazmasına izin verdin. Oh çok da iyi ettim. Ayrıca ne kadar yetenekliymişim. Bir tane mektubu da ben kendim yazdım. Ha, ben de yazdım Şükran. Hem de en beğendiğiniz mektubu ben yazdım.
Aynı performansı da o zaman birazcık buralarda göster. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle buyurun. Siz böyle geçin. Reşat. Ya bırak sen git, ben hallederim. Olur mu canım? Sen git Samet'le ilgilen. Hadi bırak ya, tamam. Olmaz böyle. Otur otur, nereye kadar? Bir işe yaramam lazım benim de. Ya çocuk gibi çekiştirme şunu, bırak. Ya, ya bir insan hiç mi değişmez? Aynı keçi, aynı inat. Diyene bak. Reşat. Niye izin veriyorsun ona? Kaç kere demedim mi ben sana o misafirde? Dedim ben ama kendi ısrar etti Çiçek. O zaman bir kere de ben söyleyeyim onu. Burası benim mutfağım. Bizde misafire iş yaptırılmaz. Öyle gördük biz. Zaten kalmış şurada birkaç gün. Lütfen rahat ol ve seni güzelce ağırlamamıza izin ver. Gerisini Reşat'la ben hallederiz. Değil mi Reşat? Hallederiz tabii canım. Peki. Anladım. Ben bir Samet'e bakayım. Niye öyle dedin Çiçek? Şurada kalmış birkaç gün falan. Çok yanlış anlaşılabilecek laflar bunlar. Yok. Yanlış anlamaz o beni. Benim ne kadar iyi niyetli, ne kadar saf olduğumu bilir o. Sen bunları bitir. Ben annemi yatıracağım. Gamze. Nurhan. Yapma böyle. Ya annem belki mutlu olacak. Annem belki... Gamze, konuşmak istemiyorum şu an. Çıkar mısın lütfen? Hadi. Ama böyle yapınca annem çok üzülüyor. Adam ne yaptı da bu kadar sen böyle? Gamze tamam, sen git destek ol annene ya. Ömer'le aşkına sahip çıkmadığın kadar sahip çık hatta. Ama bana karışma. Tamam hadi, çıkar mısın lütfen? Niye? Otur böyle burada. Alo dayı, hemen buraya gelmen gerek. Sana ihtiyacımız var. Anne. Hı. Sen bu Nermin denilen kadını nereden tanıyorsun? Reşat'tan, onun ta liseden ilk aşkı. Hep söylerdi, anne ben bu kızı çok seviyorum, onunla evleneceğim derdi. Ama kısmet değilmiş, olmadı işte. Unutmamış görüyorsun değil mi? Nasıl bakıyor kıza? Annem. Hı? O kolye hakikaten senin mi? Hangi kolye? Dur, hayatım boynundaki. Nurhayat kim? Yok, Nermin'in boynundaki. Nermin kim? Anne, Reşat'ın o ilk göz ağrısı hani. O bu evde mi? Ah canım.
Sen iyice kafayı yemişsin. Benim ilaçlardan sana mı versek acaba? Ha? Bak ne diyeceğim baba. O zehrin var ya o zehrin. Reşat'ın peşindeydi. İçine düşüyordu vallahi. Hala oynamıyorsunuz değil mi? Gözleriniz bozulacak. Yok, kaldırdık çoktan. Anneannemin yeni manitasını sevdiniz mi? Ne? Manitası mı? Ya yok, dalga geçiyor. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Erdem, annen yorgundu, uyuyordur. Haberin olsun. Tamam, tamam teyze. Görüşürüz Erdem. Görüşürüz. Bizim aileye bak ya sen. Aşksız duramıyorlar belli ki. Allah Allah, laflara bak sen. Sen Merve'den haber ver. Ne yapıyor Merve? Merve kim ya? Asya'yı sor, ben onu anlatayım sana. Oo, bu ne hız? Kimmiş aşksız duramayan? Anne... ben Ömer abiyi çok özledim. O da seni özlemiştir. Bir arasan, konuşsak olmaz mı? Yok şimdi, boş ver, meşguldür falan. İyi tamam, ben uyuyacağım. İyi geceler. Tamam, iyi geceler. Heyecanlanıyorum ki hala. Efendim Gamze? Ömer, ben şey sizi merak ettim de... nasıl, her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. İşte evine gitti Rahmi Bey. Biz de dağıldık. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama... bence iyi biri bu Rahmi Bey. Ben, annem de öyle düşünüyor. Ben sana aslında başka bir şey söyleyecektim. Ne diyecektin? Tuna dedi ki... Ne dedi? Ya ben bu arada seni tutmuyorum değil mi? Ben başka bir işim falan yok. Niye sordun ki? Yok yani, eğer önemli bir işim varsa... Hiç tutmayayım seni, malum bu aralar biraz yoğunsun. Yok. Sandığın gibi bir işim yok, korkma yani. Ne korkacağım be? Sen kork. Kurda kuşa yem olacaksın sokaklarda. Sen Tuna diyordun. Hiçbir şey demiyorum. Hadi iyi geceler. Gamze bir dur. Sen ne arıyorsun ki zaten? Adamın keyfi beylerde yok. İşte böyle böyle anlayacaksın Gamze Ademoğlu. Neyi anlayacak Gamze Ademoğlu? Hiç. Hiç. De ben fark etmedim baba seni. Nasılsın? Neredeydin sen? Nurhan ablalar davet etti de. Gamze de vardı tabii. Vardı, evet. Ömer, ne yapıyorsun oğlum sen? Kendine eziyet çektirmeye mi çalışıyorsun? Böyle zırt pırt görüşeceksen bu kızla nasıl unutacaksın onu? Nasıl bakacaksın önüne? Tesadüf oldu baba, bilerek değil. Olmasın efendim, olmasın. Koru biraz kendini, koru, kolla. Bitsin artık bu tesadüfler. Haklısın. Helalime bitti dedik, ayrıldılar dedik. Safiye Hanım'dan ricacı olduk. Yalancı çıkarma bize. Hoş geldin Ömer. Hoş buldum. Geç oldu, ben yatayım. İyi geceler size. Sana da. Ah, geldin mi oğlum? Geldim babaannem. İyi misin? Ömer'im, ayaklarım çok ağrıyor yavrum. Ben ovayım istersen. İsterim ama yorulursun. Aşk olsun babaanne. Allah razı olsun oğlum. Ömer'im, Çiçek beni sorguya çekti. Neyle ilgili? Babanın onu aldattığını düşünüyor. Anladım. Anladım babaanne. Ya haklı da. Baban Nermin'e aşık, yani çok aşıktı yani. Ayşe'den çok önce.
Kim bu Nermin babaanne? Yandaki odada yatıyor ya işte, boynunda da benim kolyem var hem. İyi geldin mi? İyi geldin vallahi. Azıcık da şu omzuma uğramışsın. Şuraya bir konuş mu girdin? Şu azıcık. Tutulmuş, tutulmuş. Sık sık. Oh iyi. Ay, inşallah kocası öğrenmez. Vallahi adam ağır hasta. Yani gider ayak. Kahrolmasın adamcağız, yazık. Sağ ol oğlum, sağ ol. Ellerine sağlık, sağ ol. Allah razı olsun Ömer'im. Allah razı olsun oğlum. Allah rahatlık versin. Versin. Versin, tabii de zor o iş. Ne oluyor Çiçek? Neyin var senin? Samet'e üzülüyorum. Hem de çok. Sen üzülmüyor musun? O nasıl laf canım? Üzülüyorum tabii ki. Ama ben inanıyorum, iyileşecek o. Ya iyileşemezse? Rica ediyorum. Bunları konuşmayalım şimdi. Maazallah. Ya Nur hayat dul kalırsa? Yazık, kimsesi de yok. Yapayalnız kalır. Ben yanlış bilmiyorum değil mi? Yok kimi kimsesi. Var ya da yok. Gece gece bunları düşünmek istemiyorum ben Çiçek. İnşallah hiç düşünmek zorunda kalmazsın Reşat. İnşallah Samet bir an evvel sağlığına kavuşur. Sağ salim evlerine geri dönerler. Allah rahatlık versin. İslam, insan aklı, vicdanı ve doğasıyla çatışan bir din değildir. Kur'an, düşünmeye, bilgiye ve bilime son derece önem verir. Bugün Müslümanların bilim ve teknolojide geri kalmalarının sebebi İslam değildir. Müslüman düşünür ve bilim insanlarının tarihteki büyük başarıları bunun en büyük delilidir. Üstelik geçmişte Müslümanlar bunu sıfır noktasından başlayarak başarmış ve büyük bir medeniyet inşa etmişlerdi. Demek ki sorun güzel dinimizde değil, bizdedir. Bugün Müslümanların her anlamda büyük bir uyanışa ihtiyaç duyduğu açıktır. Müslümanlar olarak eğitimde, bilimde, üretimde, teknolojide, edebiyatta ve sanatta geri kalmaya devam ettikçe, adalet ve merhamet duygusunu geliştirmedikçe, yani kısacası birey ve toplum olarak bizler kendimizi düzeltmedikçe, bu geri kalmışlık halinden kurtulmamız mümkün olmayacaktır. Siz niye konuşmuyorsunuz? Küs falan mısınız? Yo, nereden çıkardın onu? Hayır bak, seni de uyarıyorum. O Ömer'le Gamze'yi buluşturmak için habire katakulli çevirmek yok. Bu çocuğun bir an önce önüne bakması lazım. Yeni gelinlerine demek istiyorsun? Sevzekliğin lüzumu yok. Sen istemiyor musun kardeşinin baba olduğunu görmek? Vallahi baba, ben kardeşimin mutlu olduğunu görmek istiyorum. Sevdiği kadınla. Olabilseydi olurdu oğlum. Görüyorsun ki olamadı her ikisi de. İyi de baba, böyle olmaz ki yani. Çivi çiviyi sökmez ki. Şimdi bak, ben yıllarca vicdanı unutamadım. Bedelini Şükran ödedi. Yazık değil mi ya? Sonunda unuttun ama değil mi? Gözden ırak, gönülden ırak. İşte orası öyle değil. Ne Gamze gözden ırak değil. Hele gönülden hiç değil. Sayenizde değil. Rahat bırakmıyorsunuz ki. Yok işte oğlum, kız istemiyor kardeşimi. Vermiş kararını. Bitti gitti. Allah yolunu açık etsin. Baba. Ne? Ben... Ne sen? Geveleme söyle.
Baba Ömer hala Gamze'ye aşık, onu demek istiyor. Kendi söylesin. Yüzüme bak sonra. Beni istemiyor ama ben hala peşinde dolanmaya devam edeceğim mi diyeceğim. Ben sadece kimseye haksızlık etmek istemiyorum. Safiye Hanım'a haber verelim. Dursun artık. Denedim baba. Olmuyor, ben yapamıyorum. Olmaz öyle şey. Çocuk oyuncağı mı bu? Denedin, olmadıysa bir daha denersin. Olana kadar denersin. Ha yarın öbür gün okulda bir yerde biriyle tanışırsın. Gönlün kayar, ben ona da razıyım. Yeter ki yuvanı kur. Aklım ondayken yuva kuramam. Aklın onda olmayacak. Nokta. Tutacaksın kendini. Kendine hakim olacaksın. Nasibim değilmiş diyeceksin. Allah sana akıl irade vermiş. Onu kullanmayı, doğru davranmayı bileceksin. Allah Allah oğlum. Ne olmuş lan babama? Bilmiyorum, ben de anlamadım. Allah Allah, yok bir şey var. Kafaya çok pis taktı. Ya bana kızdı. Haklı da, hazır olmayı beklemeyeceğim demiştim ona. Neydi oğlum, yani sen karına aşıksın şimdi. Ya babam Gamze'yi sever, ne oldu acaba? Yani niye böyle umut yokmuş kafasına girdi ki? Bizden bıktı da onunla. Sametler gitti mi? Sabah erken çıktı onlar. Çok merak ettiysen ara konuş Nurhayat'la. Bir şey olursa onlar ararlar zaten. Anneme bakacağım. Babam bana kızgın Çiçek'im. Rica etsem Safiye Hanım'a iletir misiniz? Ben vazgeçtim. Çok acele ettim. Ben hazır değilim. Çok iyi yaptın Ömer. Yoksa kulak kıyacaktın. Kulak mı? Anlamadım. Sevdiğin kişi gözünün önünde dururken... sevmediğin biriyle evlenip... onun da hayatını karartacaktın çünkü. O da her şeyden habersiz bir gün beni sever mi diye bekleyecekti safsa. Her gün Allah'a dua edecekti. Şimdi bu kulak yemek değildir de nedir Ömer? Siz iyi misiniz Çiçek Hanım? Değilim. Canım sıkkın biraz. Ama geçer. Neler geçmiyor ki? Ne bu şimdi? Benimle de mi konuşmayacaksın? Erdem, gel yavrum, hadi tostun hazır. Çocuk yapmaz ha bu yaptığını. Tuna böyle yapmıyor bana. Öyle mi? Bu daha hiçbir şey değil Gamze. Madem öyle, madem siz beni çocuk yerine koyuyorsunuz, ciddiye almıyorsunuz, ciddiye alınacağınız birileri bulurum ben de. Ne demek şimdi bu? Kim bulacak mısın sen? Rahmi, kusura bakma ne olur. Vallahi doğduğuna doğacağına pişman ettik seni, biliyorum. Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır. Mezerellam, bunu unutma. Rahmi abi. Rahmi abi. Karamel makyaton. Oo, sağ olasın Serbülent'cim. Laktozsuz süt değil mi? Aynen, bubble shot. Eyvallah Nur Yüzlüm. Efendim abi? Ulan dur bir dakika, hatlar karıştı, sen gitme gel. Kimle konuşuyorsun sen Rahmi? Hiç Kanaryan. Seni sevdiğimi söylemiş miydim sabah? Keşke beni isteyeceğini de söyleseydin dün Rahmi. Dumuruldu çocuklar. Yıldırım aşkına da bu yakışır. Ben rahatsa kirip çıkmak isterim artık kum tanem. Nasıl nasıl? Evini diyorum. Sen söz olmasın diyordun ya. Ben de söz olmasın istedim. Ciddiyetimi anlasınlar istedim. Anladılar. Hiç kuşkun olmasın ondan, anladılar. Kapı çaldı. Hadi ben seni sonra ararım. Tamam, tuzlu fıstığım. Kimden bahsediyorsun sen? Kimi ciddiye alacakmışız biz? Kim geldi? Açsanıza kapıyı. Zevkle. Dayıcığım hoş geldin. Tam vaktinde geldin. Alayım ben onu. Ben sana hemen terlik de vereceğim dayıcığım, dur. Buyurun.
Doğru mu duyduklarım Fatma? Abi bir sakin ol. Ne yaptın sen Nurhan? Ne yaptın? Bak, bütün geceyi yolda sinirden dişimi sıkarak geçirdim. O yüzden bana hemen bir şey söyle ki ortalığı dağıtmayayım. Abi ne duyduğunu bilmiyorum ki. Ne duyması gerekiyorsa onu duydu dayım. Fazlası eksiği yok. Ya ne demek evlenmek? Sen kafayı mı yedin? Azdın kudurdun mu bu yaştan sonra? Senin bizi yerin dibine sokmaya mı niyetin var? Ne yapıyorsun sen? Abi bağırma bana. Ne yaptığımı bilecek yaştayım ben. Kocanın kemikleri sızlayacak be. Hiç mi utanma kalmadı sende? Ahirette nasıl bakacaksın adamın yüzüne? Memnun musun? İstediğim bu muydu? Abisi gelsin, anneme hakaret etsin. Onu mu istiyordun? Gelin bakayım buraya. Hepiniz geçin karşıma, dizilin şöyle. Ben bu ailenin büyüğüyüm. Hepiniz ayağınızı denk alacaksınız bundan böyle. Böyle abuk subuk işlere de kalkışmayacaksınız. Aranızda bir Nurhan çıktı adam gibi yaşayan. Sen ilkini boşadın, adam gitti hapislere düştü. Gittin ikinci kocayı buldun. Üstelik senden küçük. Nurhan'ın hatırına bir şey demedim. Ama bu sefer durmayacağım. Ne yapacaksın abi? Ev hapsi mi vereceksin hepimize? Ne yapacaksın? Seni kendine getireceğim Fatma. Sadık nerede? Nerede bu ailenin erkekleri? Niye sahip çıkmıyorlar ailelerine? Nasıl erkek bunlar? Çağırın gelsin hepsi. Çağırın konuşacağız. Nurhan çağırsana kocanı. Tamam mesaj atıyorum şimdi hemen dayı. Sen ne bakıyorsun? Sen de ara, neredeyse gelsin hadi. Dayı bu konunun benim kocamla bir alakası yok. O işe gitti zaten. Aile meclisi toplanacak. Konu kapanmıştır. Bana bak ne oldu? Onu da mı şutladın yoksa? Benden daha neler saklıyorsunuz? Konuşun hemen. Yok. Aa, hiçbir şey sakladığımız yok dayıcığım. Ara şimdi o. Arasana amcamı. Aramıyorum Nurhan. Sen ara. Senin kocanı o niye arıyormuş? Ya hepinizin şirazesi kaymış sizin. Ben dedim Mustafa'ya. İstanbul'a götürme bunları dedim. Yozlaşırlar dedim. Ama dinlemedi beni. Ömer öğretmen dayı. Benim eşim öğretmen. Öyle her istediği zaman izin alamaz. Fatma, şu kızını uyar, benim asabımı bozmasın. Başınıza yıkarım bu evi. Anne. Yok bir şey biter mi? Sen büyük dayıya hoş geldin dedin mi? Hadi öp elini bakayım. Gel bakayım, gel sen gel. Yalnız yine kulağımı çekmeyeceksin değil mi dayı? Yani çok acıtmış anne. Kız gibi ödlek yetiştirmişsiniz bunu. Kesin babasına çekmiş belli. Ödlek değil benim babam ya. Erdem, hadi git sen formanı giy oğlum, okula geç kalma. Burada mı kalacak o? Erdem dedim. Ev değil ki adam gibi çocuk yetiştirsinler. Herkesin başı ayrı oynuyor. Kızım ne bakıyorsun? Arasana kocanı gelsin. Gamze ara. Başka bir derdimiz yokmuş gibi bu çıktı şimdi. Aferin Nurhan. Bana bak, ne derdin varmış senin başka? Melek. Selam. Ne oldu? Vazgeçmişsin. Allah Allah. Haberler ne kadar çabuk yayılıyor ya burada. Gamze biliyor mu? Gamze. Söyle bilsin. Efendim Gamze? Acil bir durum var. Hemen annemlere gelebilir misin? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Sana büyük dayımdan bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Evet. O burada işte. Geldi burada terör estiriyor. Ayrıldığımızı bilmemesi lazım. Ne yapacağız? Rol mü yapacağız yani? Ya gel işte gidersin. Tutturmuş aile meclisi toplanacak diye. Hadi ne olur yalvartma beni. Zaten sinirlerim çok bozuk. Ya ben ister miydim sence seni arayıp böyle bir şey istemeyi? Safiye Hanım ve kızları biraz daha bekleyebilir. Farkında mısın? Her gün bir sebeple bir araya gelmemiz gerekiyor.
Merak etme, bu son olacak. Benden kurtulacaksın yakında. Sen merak etme. Benim gidip biraz evcilik oynamam gerekiyor. Ah! Not mu ya o? Nasıl ya? Bunlar buraya nasıl giriyor ki? Nasıl gelmiş bu? Dün gece geldim ama karşına çıkacak cesareti bulamadım. Özür dilerim. Bugün seni görmeye geleceğim ve her şeyi konuşacağız. Olmaz. Gelemezsin. Buraya geliyor. Olmaz. Ne oldu Eda sana? Sen okula giderken böyle mutlu mu oluyordun kızım? Okula gitmekten değil ki anne. Ya ben annemle babamla böyle bir arada okula gitmekten mutluyum. Ben de çok mutlu oluyorum kızım. Baba, senin belin ağrımıyor mu hiç? Niye? Yani kanepede uyuyorsun ya. Ortopedik değil hiç ondan dedim. Ortopedik o. Sen çok rahatsın değil mi Orta Tahir? Buna da şükür kızım. Biz sonuçta aynı çatı altındayız ya. Buna da şükür. Yaparız şöyle güzel bir kısırdır, börektir, eşiler falan. Günaydın Ademoğlu ailesi. Allah saadetinizi arttırsın. Ben bir Nilüfer'e selam verip geliyorum. Ay canım. Çok özledim. Neredesin? Günaydın, nasılsın? Harikayım canım. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Sana ne haber? Ben de. Vicdan abla selam, nasılsın? İyiyim canım. Seni gördüm, daha da iyi oldun. Vefalı çocuğum benim. Selam versene Tahir sen de. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlarmış. Lütfet de uyusun. Ya anne. Nilüfer, sana attığım bluza baktın mı? Doğum gününde sana onu alacağım. Aman boş ver. Niye para harcıyorsun? Saçmalama. Olmaz öyle şey. Eda'cığım, baban Nilüfer'in doğum günü olduğunu biliyor mu? Haberi var mı? Bilmiyorum. Yani sormadım ki. Bir sorarsın o zaman artık. Nilüfer de babasından ilk kez bir kutlama mesajı alır belki. Sevinir o da. Anne, tamam ne olur, tamam. Değilse az kaldı, hemen geldim, yoldayım. Şükran, bugün gelecekmiş. Issız kalp not yazmış. Geleceğim diyor. Bugün diyor karşılaşacağız diyor, karşına çıkacağım diyor. Bugün o gün demek. Tamam. Gelsin artık bakalım. Nasıl gelsin Şükran? Ya Hakan görürse, Tahir görürse? Ben Tahir'i hallederim, sen merak etme. Yani Hakan da zaten gelmez. Gelirse de ben icabına bakarım. Sen içini ferah tut. Yani önemli olan yüzleşin de siz bir. Şöyle, yani ıssız kalple demek istedim. Demesi kolay Şükran. Neyse hadi gel, bekliyorum. Çabuk. Ben Tahir'i hallederim derken? Issız kalp dükkana geliyormuş. Mektup yazmış. Sonunda cesaret topladı diyorsun. Çok korkuyorum ben. Nisa çok üzülecek diye. Yani Hakan'a müstahak bu da. Ya orası öyle tabii de. Hani insan hatalarından ders alıyor malum. Tahir bak, bu sadece bir hata değil. O kadın senin çocuğunun annesi. Ona gerektiği gibi kibar ol, nazik davran. Hani bana kendini affettirmek için de kadının kalbini kırma boşuna, olur mu? Şükran, ben öyle mi yapıyorum ya? Hadi. İçimiz olmaz. Eda! Hadi kızım, okula geç kalacağım. Tamam, geliyorum. Memnun Güzel abla. Tamam. Öpüyorum, hadi. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Thank you.
Serbülent abi inat etme. Gel şu saçlarını düzelteyim güzel abicim. Orada burada konuşuyormuşsun Sadık'ın berberliği beş para etmez diye. Yapma bana bunu güzel abicim. Sana bir şey anlatıyorum, bir şey söylüyorum burada. Serbülent abi, 100 lira halledeceğim sana. Gözünü seveyim. Abi bir şey söyle, bir şey de bana. Gücüme gidiyor. Güldü. Bir şey mi diyor kızım? Tamat tıraşı kaç para Tamat? 500 lira Rahmi Bey amcacığım. Şuna ne kadar? 100 lira. Aa, niye bu kadar yüksek? Ben senin baban sayılırım. Rahmi Bey amcacığım, sen benim kısmen babam sayılıyor olabilirsin. Ama sende mal mülk çok, para çok. Seninle ne olduğu belli değil diyorlar. Şimdi senden 500 lira almam çok doğru değil mi? Bu adamdan mı 500 lira alacağım? Bak, şu adamın güzelliğine bak ya. Ay parçası. Senden bu saatten sonra para da almıyorum ben. İstediğin zaman gelebilirsin Serbülent abicim. Şu güzelliğe bak ya. Acık gözlü, acık sözlüsün tamam. Sağ ol babacığım, sağ ol. Acılığım arayı. Kusura bakma tamam. He, yenge arıyor yani he? Alo Rahmi. Çok kötü bir şey oldu. Abim geldi. Seni öğrenmiş. Nuran aramış 5 defa yüz inşallah. Delirdi, kudurdu öfkeden. Sen hiç merak etme. Ben konuşu razı ederim hani. Ha bu saç tıraşım bitsin, düzgün olarak çıkarım karşısına. Olmaz, karşısına çıkamazsın. Öldürür. Ya öldürür diyorum. Rahmi bak şaka geliyor bunlar sana. Sen tanımıyorsun ya abimi. Her şey daha berbat olur. Asla izin vermez bu işe. Peki ne yapacak? Kaçacağız Rahmi. Kaçıracaksın beni. Sen hazırlan. Sihir gözlüm hemen geliyorum. Babacığım burada 300 lira var yalnız. İdare et damat. Benden yana helal hoş olsun. Vay be, Yılmaz dayım sonunda geldi ha. Ecelimiz geldi, evde bizi bekliyor yani. Ben ezelden korkmam Sadık. Körüsen söylersin. Serbülent abi, inat etme. Gel şu taşlarını düzelteyim abicim. Serbülent abi. Bırak, abi, bırak. Bak senden para da istemiyorum ya. Almayacağım para ya. Serbülent abi. Nereye? Hayır, nereye? Yanına... Yanına aldın tabii. Anasının gözü. Samet'e bir şey olacak diye çok korkuyorum. Onsuz ne yaparım ben? Hiç değişmemiş. Belki 40 yıl oldu. Aynı masumiyet. Hiç kirlenmemiş Reşat. Temiz kalmış hep. Benim sevdiğim o Reşat. Sevdiğim demiş. Ne bakıyorsun? Çıksana. Thank you.
O günkü gibi attı kalbim. Durduramadım. Dursun öleyim istedim ama olmadı. Ben Reşat'ı unutamamışım meğer. Altaydı. Ne yapacağım ben Melek? Melek ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım Melek? Ne yapacağım? Keşke bilmeseydim. Keşke öğrenmeseydim. Ben aklı kalbi hep rahmetli de sanıyordum. Ama bu kadın neymiş? Bu kadın kanlı canlı benim karşımda duruyor. Benim evimde her gün benim soframa oturuyor bu kadın. Çiçek, neredesin? Melek, ne yapacağız? Melek, ne yapacağız? Melek, Allah'ım yardım et bana. Çiçek. Çiçek. Çiçeğe baktım da odada mı? Bir şey diktim, onu deniyordu. Sonunda ona da bir şey diktin mi? Çok sevindim. İyi, iyi. Ellerine sağlık. İyi o zaman, ben rahat bırakayım sizi. Bir şey anlamadı değil mi? Bir şey demedin değil mi? Defol git bu evden desem diyemem ki. Samet çok azdı. Nasıl kıyarım? Günah. Ama o adama da günah. Onu sevmiyor besbelli. Hala Reşat'a aşık. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Tıpkı benim gibi. Melek, ben anlamıyorum. Reşat böyle bir şey yapacak biri değildi. Ben anlamıyorum, nasıl oldu? Gerçekten anlamıyorum, nasıl kandırdı bizi? Çağırın şu ananızı gelsin. Damatlar nerede kaldı? Dayı, yalnız benim bir noktada işe gitmem gerek. Sen çalışıyor musun hala? Kocanın eli ekmek tutuyor. Niye çalışıyorsun? Çalışma sen. Sıkışırsanız para gönderirim ben. Bak Nuran ne güzel ev kızı. Oo, bir yere mi gidiyorsunuz Fatma Hanım? Davet filan mı var? Madem ki geldin, sana hakkıyla bir sofra hazırlamak icap eder abi. Bırak sofrayı filan, geç otur şöyle. Olmaz. Gideceğim. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Kafamın tasını attırma benim. Bağırma anneme. Bana bak. Sen sesine biraz dikkat et küçük hanım. Karşında kimin olduğunu unutma. Bu ufaklığında da ayarsızdı zaten. Gamze, tamam. Sorun yok. Sadece manava gidip geleceğim abi ben. Ne alınacaksa yaz, damat gelirken alsın. Şimdi paraları falan yoktur onların, ben hallederim. Bu evin masrafını kadın başına sana mı ödetiyorlar? Bu Sadık ne işe yarıyor acaba? Dayı, tamam manav şurası zaten. Annem bir gitsin gelsin, hava alsın, hem iyi gelir belki. İyi, madem yakın gitsin. Hemen dön ama. Tamam. Bu sokağa çıkarken de izin mi isteyeceğiz artık, pes? Kocan gelsin, iki çift de ona lafım var. Çok şımartmış seni, çok. Ben gidiyorum. Bir şey lazım mı? Yok, lazım değil anne. Peki, tamam. Hmm.
Rahmi Bey, kusura bakmayın korkuttum ama sizin burada olmamanız gerekmiyor muydu? Hemen gidesi yok Ömer. Merak etme aslanım. Gidecek misiniz? Kiminle? Fatma'dan aramızda kalsın, kaçıracağım onu. Kaçıracaksınız. Fatma Hanım'ın bundan haberi var mı? Bizzat kendisi sipariş etti. Kaçır beni dedi. Neyle gidiyoruz Rahmi? Araba şurada Kasım Batı. Bizi gördüğünü kimseye söylemeyeceksin Ömer. Bak hakkımı helal etmem sana. İyi de Fatma Hanım, yani siz emin misiniz böyle kaçar gibi? Gibisi fazla. Kaçıyorum ben onu. Beni buna mecbur edenler utansın. Öz kız. Utansın. Nurhan, sen bir gelsene benimle. Nurhan dedim. Ne var Gamze, nereye geleyim? Sen bir anlat bakayım bana, bu elin meymenet size anneni nasıl yoldan çıkardı? Şimdi dayıcığım, aslında Nurhan'ın abarttığı gibi bir durum yok ortada. Sen sus, sen kocanı ara. Burada ortalıkta kıyamet koparken niye hala gelmemiş onu öğren. Anlat kızım. Şimdi şöyle oldu dayıcığım. Bu yan daire var ya bizim. O işte satılığa çıkmıştı. Benim niye haberim olmadı? Hı. Buyur buradan yak. Ömer'dir. Şimdi o satılığa çıkınca annem de ne yapsın ne yapsın emlakçıya gidiyor. Selam. Dur içeri girmeden bir konuşalım. Şimdi dayım içeride. Sen onu pek tanımıyorsun. Şimdi bin tane soru soracaksın. İyi işte, ne güzel, biz de tanışırız. Gerçi biliyorsun genelde evlenirken tanışılır ama bizimki boşanmaya kısmetmiş. Ya ben sana ne dedim? Boşanmak yok. Boşanmayı unut şu anda. Bak çok ciddiyim Ömer. Bir dakika sen boşanmayı unut diyorsun yani. Gamze bak emin misin? Burada benim de hayatım mevzu bahis. Bu Safiye Hanım'ı da yormayalım biz boş yere. Hayır canım, sadece dayım gidene kadar rafa kaldırıyoruz, o kadar. Ondan sonra sen serbestsin. İstediğin gibi kızlarla buluşabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Öyle mi? Emin misin? Vicdan öyle söylemedi de bayağı bir sıkıntı olmuş gibi anlattı. Saçmalamış. Sen niye o kadar ciddiye aldın? Tabii hoşuna gidiyor değil mi? Kahrolmamı istiyorsun. Ama sana kötü bir haberim var. Umurumda değil. Öyle mi? Sen şimdi bunu bir daha söyle bana. Ama bu sefer gözlerimin içine bak. Umurumda değil. Canını bu kadar yakacağımı bilmiyordum. Ne yalan söyleyeyim, sevindim. Gamze, nerede kaldın? O Rahmi lavuğu mu geldi yoksa? Ömer geldi. Ömer, dayım zaten öfkeden deliye dönmüş durumda. Bir de bizi öğrenirse gidene kadar hayatı bize zehreder. Hatta daha kötüsünü söyleyeyim. Hiç gitmez. Beni düşünmüyorsan kendini düşün. Eğer öğrenirse kızlara veda etmek zorunda kalırsın. Ne güzel işte. Senin de işine gelir. Dayım eski kafalıdır. Her şeye burnunu sokar. Her şeye karışır. Lütfen Ömer. Bak rica ediyorum senden. Şu işi kazasız belasız halledelim. Lütfen. Tamam, bakarız. Ha bu arada ben aşağıda Fatma Hanım'la karşı... Siz ne konuşuyorsunuz orada? Hadi gelin çabuk. Neyse sonra anlatırsın. Hadi gel içeri. Şunu asar mısın karıcığım? Ver karıcığım. Terlik. Tamam canın sağ olsun. Tamam. İster misin? Tamam canın sağ olsun. Sağ ol ben de. Oo, damat sensin demek. Zamanlamada bir yanlışlık var galiba evlat. Benim bildiğim el evlenirken öpülür. Haklısınız ama her şey çok hızlı oldu. En başta olması gerekeni en sona bıraktık. En azından hatanı kabulleniyorsun. Hadi öp bakalım. Ömerciğim geç otursan şöyle karının yanına.
geç geç. Anlat bakalım. Kimsin, necisin, nesin? Öğretmen demişlerdi. Evet efendim, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Madem ahlak bilgisi öğretmenisin, bu herif kayınvalidene göz koyarken sen neredeydin? Ben ortada bir ahlaksızlık olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca benim sonradan haberim oldu zaten. Ne demek sonradan haberim oldu? Sen bu kızın kocası değil misin? Böyle mi sahip çıkıyorsun karına ve ailesine? Şöyle dayı, ben söylemedim. Bu annemin özeli sonuçta. Bize düşmez diye düşündüm. Ki hala öyle düşünüyorum. Ne demek özel? Başlarım böyle özele. Böyle şey mi olur ya? Kadın dediğin kocasından hiçbir şey saklamayacak. Erkek dediğin de karısına ve yuvasına sahip çıkacak. Bak dayım burada haklı çözmüş işi. Yalnız Yılmaz dayı, kusura bakmayın. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Ömerciğim. Bunları konuşmasak mı vallahi şimdi? Kapatalım konuyu. Bırak Nurhan, bırak. Bakalım damadın ne fikri varmış, öğrenelim. Ne Gamze'nin, ne Fatma Hanım'ın, ne de Nurhan ablanın hiçbir erkek tarafından sahiplenilmeye ihtiyaçları yok. Ayrıca evlilik de öyle sizin sandığınız gibi birbirine hükmetmekten ziyade hayatı paylaşmak bence. Ha tabii bunu beceren var, beceremeyen var. Öyle değil mi karıcığım? Evet, ne güzel konuştun. Teşekkür ederim. Evlenirken onay almaktan aciz adam karşıma geçmiş konuşuyor. Ama kabahat bende tabii. Ben sordum çünkü. Neyse, hiç değilse karşımda el pençe divan durmadın. Bulmuşsun kendin gibi birini. Bana bak Gamze. Birinciden boşandın, ses çıkarmadım. Bunu da elinden kaçırırsan vay haline. Hadi hayırlısı bakalım. Aman oğlum Sadık. İki yutkun bir konuş. İki yutkun bir konuş. Dayıcığım hoş geldin. Hay dayıcığım, hay dayıcığım. Özlettin kendini dayıcığım ya. Sen nerelerdesin? Ben de bizim kılıbık damat nerede diyorum. dükkanı döndürebiliyor musun milletin kulağını kesmeden? Döndürüyor. Çok da güzel döndürüyor dayıcığım. Hatta gitmeden sen de bir uğra istersen. Gelsene dayıcığım gitmeden. Seni şöyle güzelce bir tıraş edeyim ben. Hiç ağrına gitmedi mi senin? Annen sayılır senin. Gamze bir mutfağa gelir misin? Konuşmamız lazım. Ruhum duymamış. Şimdi evet önemli. Utan. Dayıcığım ben sizi arayacaktım aslında ama işte basit bağlandı. Siz nereye? Gamze anneni ara çabuk. Kaç saat oldu? Fizan'dan mı yapıyor bu alışverişi? Helal olsun Nurhan'cığım. Vallahi çok büyük iş başardın. Mutlu musun? Başın göğlere erdi mi aşkım? Ya ne yapacaktı? Sizin gibi geniş geniş oturup seyir mi edecekti? Adam olup engelleseydiniz de kız beni aramak zorunda kalmasaydı. Yok dayıcığım ben o manada söylemedim. Yani sizi boşu boşuna yormuş buralara kadar dayıcığım ne gerek vardı? Ben buradayım. Kayınvalidemin arkasında kapı gibi damadı var evelallah. Yani ben hiç kayınvalidem üzülsün ister miyim? İstemem. Ulan sizden kereste kapısı bile olmaz be. Üflesem uçarsın be. Fatma gelsin oturup konuşacağız. Sizi hizaya sokmadan buradan gitmem. Gamze, anneni ara. Tamam, hemen arıyorum. Burada ara, gözümün önünde. Rahmi hadi gidelim uzaklaşalım bir an önce şuradan ya. Ya çok oldu bunu kullanmayalı. Havası inmiş mi son bir bakayım dedim da kül rezalım benim. Aycıcığım astın yüzünü yine. Ya niyesi var mı? Bu yaştan sonra bir mutlu olayım dedim kendi kızım bile yapmadığını bırakmadı bana. Ya ne varmış bizim yaşımızda? Senin kızlarına damatlarına biz taş çıkarırız taş. Ya ben onu mu diyorum? Ya ne diyorsun de bakayım. Asma öyle yüzüne ha. Sonra kırışırsın da. Ne olurmuş kırışırsan. Bakmaz mısın yüzüme bir daha? Haradaya da dönse bakarım. Keşlük binarım benim. Of ne yapacağız biz Rami? Bu yaştan sonra kaçak göçek böyle hiç yakışık almıyor. Bak ben araştırmamı yaptım. Bu gece saklanacağım. Yarın da
Yıldırım nikahı oldu bitti yani. Anlaymış. Nasıl ya? Ya bu kadar çabuk mu? Oldu bittiye mi gelecek benim nikah? Ya bak ben de isterdim düğünümüzde dans edelim, pasta keselim. Ama kısmet değilmiş. Elizabeth'im. Menekşe gözüm çok mu üzüldü? Ya yok üzülmedim de şimdi. Yani ufak da olsa bir düğün yapardık. Çocuklarım, ailem. Böyle şimdi kimsesiz gibi. Bak bu nice işini bir halledelim. Sülaleni çağırıp kırk gün kırk kese düğün yapmasam namerdim ya. Tamam. Radyon çalışıyor inşallah. Bak bu yol git git bitmez. Çalışmasa da bir zat kendim söylerim. Klasik, arabesk, pop, caz ne istersen. Tamam tamam. Lastiklerin havası da iyi. Çıkalım yola artık. Sana deserim. Buyur Elizabeth'im. Dayı, sakin ol biraz. Bak, kötü olacaksın sonra. Fatma nerede Fatma? Kaç saat oldu? Sen benimle ilgileneceğini o kaçak ananı ara. E aradım işte, kaç kere açmıyor. Allah'ım sen benim aklımı koru. Sen ara. Yani Gamze'yi açmıyorsa beni hiç açmaz zaten ne ya? Ara dedim, lafımı ikiletmeyin. Tamam. Yok, açmıyor. Biliyorum, bana düşmez ama... acaba Fatma Hanım'ı biraz rahat mı bıraksak? Belki hava almaya çıkmıştır. Heh, aklını seveyim Ömer'cim ya. Bence de dayıcım. Annem şu anda bir çay bahçesinde oturmuş. Denize nazır nefesleniyor. Hiç elleşmeyelim derim ben ama siz bilirsiniz. Kesin. İkiniz de şu ana kadar bir halta yaramadınız. Susun oturun. Bana akıl vermeye kalkmayın. Ben de merak ettim şimdi ya. Bak... dayı, bu Rahmi denen adam annemi kaçırmış falan olmaya kalkmasın sakın. Hele bir denemeye kalksın o kartoroz. Zaten kızını böyle başıboş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya. Belli bu mevzu uzayacak. Ben en iyisi bizim barı arayıp haber veririm gelemeyeceğimi. Bar mı? Ne barı? Ne barı? Restoran diyecektim. Bistro. Hı. Sizden o da beklenir. Bıraksan bağırdı, pavyondu. Tövbe tövbe. Ben mutfağa gidiyorum yoksa gerçekten artık. Yalnız dayı. Sizce de ayıp olmadı mı pavyon? Özellikle. Ya ben ne dediğimi biliyor muyum? Akıl mı bıraktı bunlar? Şuna bak. Anası ortada yok. Ya o herifle gittiyse? Dayıcığım, dayıcığım biz de merak ediyoruz tabii ama... kaç yaşında insan sonuçta? Yani biraz sakin mi olsunuz acaba diyorum ama... Merak ediyorsun demek. Ulan niye oturuyorsun saatlerdir burada o zaman? Ara çabuk sen de şunu. Arayayım dayıcığım. Ben de arayayım. Şimdi kimsenin telefonunu açmadı. Benimkini kesin açar. Kesin açar. Ben bir işime bakayım. Bak bak, o da kaçmasın. Arıyorum dayı. Ha, çok sağ ol Ceren. Artık bugünlük beni idare edersin. Yok, o kadar da değil artık annem. Kaçmamıştır da bugünü nasıl çıkaracağız bakalım. Tamam, görüşürüz. Bence sen yine de çok emin olma. Neden emin olmayayım? İşte annenin kaçmayacağından. Ömer şaka kalacak halim yok. Ya şaka falan değil. Ben annenle Rahmi Bey'i gördüm aşağıda. Gerçekten kaçtı onlar. Ne diyorsun? Yapmaz annem öyle şey. Bizzat söylediler. Hatta annen uyardı beni kimseye bir şey söyleme diye. Ya 10 saattir yanımda oturuyorsun. Niye söylemiyorsun bunu? Ya fırsat mı verdin ki? Nereye geldik Rahmi?
Vallahi sur sur bak ayağım şişti ha. Buranın hamsileri çok güzeldi. Böyle parmaklarını yiyorsun parmaklarını. Sen nereden biliyorsun buranın hamsilerini? Gerçi kim bilir kimlerle gelmişsindir buraya sen. Bizim de birkaç kazamağımız oldu zamanında yani. Girmem ben öyle herkesle geldiğin yere. Sür gidelim bir an önce nereye gideceksek. Yok kıskandın mı yoksa hafız seni ya. Bırak Nazlı Niyazi ilk defa seni götürüyorum buraya. İyi hadi tamam. Ha dur dur. Biraz da pey efendi olalım da. Buyurun. Bunlar bir şeyler karıştırıyorlar Nurhan. Ben anlarım. Sen git bir bak bakayım kızım. Ne iş karıştıracaklar dayıcığım? Bırak konuşsunlar. Zaten aile meseleleri yüzünden bir türlü fırsat gelmiyor garibanlara. Yani ondan bu haldeler zaten. Hangi haldeler? Nurhan? Ay aman ne halde olacaklar dayı işte. Ha şey dayı, baş başa kalamıyorlar babında ha. Dedim dayı. Ha. Tamam kes. Sen git bir bak kızım. Bir başka vakit yalnız başına kalsınlar. Bir zahmet. Tamam dayı, bakıyorum ben. Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapacağız? Dayım duyarsa var ya ikisini de öldürür. Of anne, of! Vallahi bak ne yapacağız bilmiyorum. Ama annenin bize yaptığını yapmayacağız, onu biliyorum. Engel olmayacağız yani. Ya ben de annem mutlu olsun istiyorum tabii ki. Ama kaçtıklarını duyarlarsa yer yerinden oynar, biz toparlayamayız bunu. Sen içeridekileri oyala, ben de bir arayayım. Nerede olduklarını öğrenmeye çalışayım, ne dersin? Sizin ağzınızdan çıkana kulağınız duyuyor mu ya? Ne demek bu, nerede annem? Dayı! Şş, dayı! Dayı gel! Gel, kaçırmış o herif annemi. Sizin belliydi zaten bir haltlar çevirdiğiniz. Ay senin damatlığına da, adamlığına da. Niye engel olmuyorsunuz gitmesine? Bir de deli eyler gibi eylediniz beni burada. Biz de bilmiyorduk ki dayı. Şimdi öğrendik. Hem Ömer'in de suçu var. Yok, polise falan haber verelim hemen. Kayıp ilanı verelim, ver telefonunu. Saçmalama Nurhan. Ne diyeceksin polise? Annem kocaya kaçmış memur bey mi diyeceksin? Otur oturduğun yerde. Nereye gitmiş olabilir bunlar Nurhan? Bu adam nerede yaşıyor? Bilmiyoruz ki. Ama Rahmi Bey'i tanıyan bir esnaf vardı. İstersen biz Ömer'le gidip onu bulalım. Durduğunuz kabahat. Hadi gidip bulun getirin kardeşim bana. Hadi. Hadi kocacığım. Gel gidip bakalım. Gidelim. Hadi. Hiç bakmam Ömer'e Sadık. Gerçekten canım burnumda zaten. Hiç sırası değil şimdi. Hiç. Maşallah sen de hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Sen de. Neden? Hala bırakmadın. Aa, pardon gayri ihtiyar. Yalnız senin bu dayın ne biçim adammış? Ben sana dedim. Annem niye erkenden kaçıp evlendi zannediyorsun? Kurtulmak için. Neyse gidelim şu emlakçıya da. Rahmi'yi iyi tanıyordu o. Hazır çıkmışken ben de Fatma Hanım'ı bir arayayım. Anneme bak ya. Ne arkandan ne yüzüne karşı demediğini bırakmayan kadın. Gitti kaçtığını sana söyledim. Aa ne oldu sen bir bozuldun sanki. Yok bozulmadım da. Ben de onlara çok destek oldum ya. Bir de kızıyım. İnsan bana da söyler. İşte kızının aksine beni güvenilir buldu demek ki Fatma annem. İşte aşktan anlasa Ömer anlar dedi. Evet doğru. Özellikle o çay bahçesinde yaşanan dolu dizgin aşklardan sonra çok iyi anlar demiştir. Ne oldu? Açmadı mı Fatma annen? Açmadı Fatma annem. Ömer. Diyelim onları bulduk. Ne yapacağız? Ne yapacağız Gamze? Mutluluklar dileyip dayını sakinleştirmeye çalışacağız. Sana da peki böyle bir yerlerden tanıdık geldi mi bu hikaye? Yani kaçıp
evlenmek falan. Biz de işe yaramıştı tabii hatırlarsan. Hı hı. Çok yaramıştı. Gördük. Kabullenmişlerdi demek istiyorum. Zaten biz sen kabullenemedin bu evliliği. Şimdi konuşalım bunları olur mu? Şu anda yani böyle canım burnumdayken. Ya bir şey demedim ben. Sadece umarım sonları bizimkine benzemez. Amin. Nisa, dükkanı tavaf etmiş durumdasın şu anda. Gel şuraya otur, şöyle bir sakinleş Allah aşkına. Gel. Yok, 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 yok. Şükran, benim içim hiç rahat değil. Vallahi ya mahalleden biri görürse? Ya o sırada bir müşteri gelirse? Yok, 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 yok. Şöyle yapalım mı? Biz ikimiz çıkalım, lokantayı kapatalım. O da gelsin, aa lokanta kapalıymış desin, beni bulamasın. Bu işte burada kapansın, bitsin gitsin. Çok iyi fikir, ha? Ne dersin? Böyle yapalım. Dön dön dön. Başım döndü. Tamam artık. Bak şimdiki. Dükkanı kapatıyorum. Heh. Artık kimse gelmeyecek. Müşteri falan da yok. Sen bir sakinleş. Şu içini bir ferah tut. Olur mu? Hı hı. Gel bakayım şöyle. Azıcık sohbet edelim seninle. Otur. Otur otur. Şimdi bak ben ne diyorum. Hı. Bu ıssız kalp çıksa gelse. Bir de senin tanıdığın biri çıksa. Çıksın. Çıksın gelsin mi Allah Şükran? Yeter artık, yoksa yani ben gerginlikten delireceğim. Çık hadi. Yok yok, zaten tanıdık biri olamaz Şükran. Tanıdık biri olsa lokantaya gelmez. Benim rahatsız olacağımı bilir. Bu yabancı biri. Bu ben sana diyeyim, bambaşka biri bu. Ama işte bak ben de diyorum ki sana, yabancı birisi değil de dükkanda buluşmanızın garipsenmeyeceğinden emin olan biri olamaz mı? Hatta belki o yüzden lokanta dedi. Mahalleden mi diyorsun yani? Yok, mahalleden değil. Daha yakın biri. Ay yok Şükran ya. Gerdim ben ha, biliyor musun? Zaten gergindim, iyice gerildim. Gergindim, gerildim. Mahalleden biri, yok çok yakından biri, daha yakından biri. Daraldım ha, bana vallahi fenalık geldi. Kim ya bu? Kim? Daraldım, nefes alamıyorum ya. Ay. Hiç nefes alamıyorum. Açayım bir kapı. Sakın Şükran. Kapıyı açmak yok, sakın. Vallahi nefes alamıyorum ha. Allah'ım sen yardım et ya. Bak Hakan, ben düşündüm, taşındım. Eğer değişeceğine inanıyorsan, gerçekten Nisa'yı seviyorsan, bak senden desteğimi çekmeyeceğim. Ama bir daha... Ya Tahir, kurban olayım, gözünü seveyim oğlum. Bir sus ya, ben öleceğim gerginlikten ya. Oğlum korkunun ecele faydası falan yok, tamam mı? Yani bunu bu yemeden düşünecektim. Yok ya. Yok abi. Ben yapamayacağım abi. Bak Nisa benim var ya. Bu iki güzelim gözümü oyacak, oyacak. Ben ecelime gidiyorum resmen ya. Gidiyorum abi. Şş, ya nereye gidiyorsun ya? Allah Allah, bir dur burada. Madem bu haltı yedin, sonuna kadar gideceksin. Yürü, yürü. Ha, ya da doğru diyorsun lan aslında. Ben ne yapayım biliyor musun? Geçeyim karşısına. Diyeyim ki sen el alemin adamlarıyla nasıl mektuplaşırsın diyeyim. Zaten cevap da veremez. Suçlu sonuçta. Bak değil Hakan mi? Canım kardeşim, benim canımı sıkma. Tamam mı? Bak Nisa tamam, bir hata yaptı, ben de onaylamıyorum. Ama sen şu an ondan hesap soracak durumda değilsin. Ya tamam oğlum ya. Ya benim kırdığım fındıklar geçmişte kaldı oğlum. Ben tövbe ettim. Ama yani Tahir, o daha yeni gidip elin adamlarıyla abi. Yahu elin adamı dediğin sensin lan, sensin. Allah Allah, bir kendine gel ya. Dingillik yapma. Şimdi sen Nisa'yı tekrar kendine aşık etmek istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum abi. Ha, şimdi o zaman önce bir kılık kıyafetine bir çek düzen vereceksin. Şu saçına da. Ondan sonra çıkacaksın Nisa'nın karşısına. Diyeceksin ki ben seni seviyorum. Bu zamana kadar olan her şey için özür dilerim diyeceksin. Ha, sonra diyeceksin ki seni bir daha aldatmayacağım, üzmeyeceğim diyeceksin. Değiştiğimi sana kanıtlayacağım diyeceksin. Tamam mı? Gideceksin bir tane de çiçek falan alacaksın. Öyle. Tamam tamam. Anladım. Sen kılık kıyafet diyorsun yani. Ulan o kadar dediğim şeyden buna mı takıldın? Ya tamam oğlum tamam, onlar cepte ama doğru söylüyorsun yani. Kılık kıyafet önemli. Benim değiştiğimi anlaması için önce kılık kıyafeti toparlamam lazım. Ya ona ne kadar değer verdiğimi anlasın.
Tahir, bak şu yanında bir tane mağaza var. Gel gidelim abi, çözelim şu işi. İki dakikamızı alır ha. Ne lan dersin? Oğlum önce şu dediklerimi yap, ondan sonra gideriz ya. Tahir, iki gözünün yanında yumurta kırayım oğlum, ne olursun. Bak buraya kadar geldik, şu iki dakika. Şunları bir halledelim, ondan sonra bitecek. Hadi, ulan hadi kardeşim. Çattık benim. Ya, çattık. Ulan elimi verdim, kolumu kaptırmak istemiyorum hadi, sana ya. İki dakika, iki dakika. İki dakika da bitecek. Hadi Allah gidelim. Allah Allah. Ay. Nisa. Aa. Hayırdır, siz nereden çıktınız bu saatte? Kapı niye kilitli? Abla? İyi misin sen? Niye öyle bakıyorsun? İyiyim ya. Allah Allah. Ne öyle bakıyorsun sen asıl? Ben çok iyiyim, iyi olmayacak ne var ki bunda? İyiyim, gayet de iyiyim. Peki tamam, iyisin, bir şey demedim. Geçin hadi, siz de kapıda durmayın. Hey, hakikaten sizin ne işiniz var burada? Niye geldiniz ki? Sen niye restoranda değilsin? Oturayım da bir anlatayım. Neler oldu neler. Gelirken mutlaka haber ver. Gamze ve Ömer burada. Bu iş böyle olmayacak. Bunlar bir şeyler karıştırıyorlar Nuran. Esnafa gittiler ya dayı. Arıyorlar işte. Yok yok. Onların gidişlerinden belliydi zaten. Kesin bir kılıf uydurup geri dönecekler. Yapmaz öyle bir şey dayıcığım ya. Benim içim hiç rahat değil. Bu saate kadar beklemek hataydı zaten. Sen şu esnaf kimmiş bir söyle bakayım bana. Emlakçıydı değil mi o adam be Sadık? Oo, sen daha bunu bile bilmiyorsun. Aferin sana kızım be, aferin. Hemen şunun yerini tarif et bakayım bana. Sadık neydi ya onun adresi? Ufamın yolu sokak. Hı. Yapı marketin olduğu sokak. Nasıl yani, bayağı kocaya mı kaçtı Fatma Hanım şimdi? Vallahi çok iyi yapmış. Gerçekten. Ben Fatma Hanım'ın arkasındayım. Helal olsun. Ne kadar işten söyledin abla? Sen Fatma Hanım'ı bu kadar sever miydin? Vallahi yani benim çocuklarımın üstünde o kadar emeği var kadının şimdi. Ayrıca ben her türlü aşkın arkasındayım. Yürü be Nisa. Yalnız aşkı bir kalemde silenlerin de karşısındayım Gamzeciğim. Bir şey soracağım. Bu emlakçı ne dedi peki? Gittik. Adam ikametgahını memleketine yazdırmış. Sürmene. O zaman bu adam kadını oralara kaçırmış olmasın? Yok canım, annem de o kadar delirmedi herhalde. Bize bunu yapmaz. Bizi o belayla baş başa bırakmaz burada. Hani öyle diyorsun da sonuçta ne derler? Aşkın gözü kördür. Hani kadın gönlünü kaptırdıysa belki de. Telefonum nerede? 10 kere de aradım, açmadı. Belki bu sefer açar. Yine o adam. Kim? İşte şurada duruyor, buraya bakıyor. Hangi adam Gamze? Nerede? Şuradaydı. Dur, dur, dur. Sen nereye atlıyorsun kendini dışarı? Anlat bir önce. Ya bir süre bir adam geldi. Biraz da sorun çıkarınca ben de adamı kapı dışarı ettim. Şimdi işte şu arabanın arkasından buraya bakıyordu. Nereye gitti anlamadım. Dur sen içeri geç. İçeri geç, bekle, ben geliyorum. Gel. Sakin ol tamam. Dur dur geç, tamam. Gel. Bakar şimdi hemen. Beni takip mi ediyor acaba? Yok canım. Yok olur mu öyle şey canım? Dışarıda kimse yok. Sen emin misin aynı adam olduğundan? Eminim. O adam. O adam beni takip ediyor kesin. Ben bu adamdan huzursuz olmaya başladım. Sen neden daha önce söylemedin bana? Bir daha görürsen hemen söyle. Tedirgin olmanı istemiyorum.
Ya bu hırsız kalpse, kalabalık döntürü içeri giremediyse ya oysa? Yok canım, olur mu dedi ya, benim müşterimdi, sıkıntılı bir müşterimdi dedi. Yok olmaz öyle şey. Yalan. Yok kızım, merak etme. Ne bakıyorsun Sadık? Ne? Zaten canım burnumda. Bir tek senin değil Nurhan'cığım. Sayende hepimizin canı burnunda. Kusura bakma. Ya bu aralar bir tek kendini görüyorsun. Farkında mısın Nurhan'cığım? Ya bir kendine gelsen mi acaba diyorum ama. Hayır Sadık'cığım. O herifin annemi nasıl mutlu edemeyeceğini de görüyorum. Ama siz bir benimle dalga geçmeyi bırakıp bir işin başına geçseydiniz işler bu raddeye gelmezdi belki. Nurhan'cığım, seni anlamaya çalışayım diyorum. İlk defa seni anlayamıyorum. Yapamıyorum, olmuyor. Yemin ediyorum olmuyor. Ya sen hepimizi en başta anneni ne kadar zorda bıraktığını, ne hale düşürdüğünü farkında mısın? Değilsin, değil mi? Ya sen kadının başını o manyak abisini nasıl getirdin ya Nurhan? Kızım o adam ruh hastası, manyak, psikopat ya. Ruh hastasının önde gideni ya o adam. Ay abartma be sana. Ya neyini abartma, sen bilmiyor musun bu adamın psikopat olduğunu, ruh hastası olduğunu? Neyini abartma ya? Hem sen bir kere olsun anneni karşına alıp konuşmayı denedin mi? Anneciğim sen ne hissediyorsun? Anneciğim sen ne düşünüyorsun? Anneciğim sen bu adamı seviyor musun diye sordun mu hiç? Ha, o bize hep sordu çünkü değil mi? Sana, bana, Ömer'e, Gamze'ye kök söktürürken hep sordu. Ya ben hepiniz birden Fatmacı kesildiniz başıma, ben anlamıyorum hiç. Senin asıl derdin bu değil mi? Ha? Kısasa kısas. Bravo ya Nurhan. Vallahi çok iyisin ya, müthiş. İnada bindir ya işi. Ama sen o inadınla bir tek annemi değil, hepimizi cezalandırıyorsun. Farkında değilsin. Kusura bakma, farkında değilsin. Yılmaz'la hem kök söktürmeye başlayınca göreceğim ben seni. Sakın bana Sadık Sadık diye gelme. Sakın. Hatta sen bana bir süre hiç gelme. Hiç kusura bakma. Bana bir süre hiç gelme bence. Yok, açmıyor. Ne yapacağız şimdi? Dayım delirecek. Yani odamı sakinleştirmek için annemi bulmamız lazım. Gamze arayıp duruyor. Çok endişelenmişlerdir. Şimdi bir arasam mı acaba? Sen birisi çeğir bari. Bulacakları da göze al yani. Ben dünden hazırım. Sigarımı abinin karşısında dimdik. Ben bu yola çıkarken ölümü bile göze aldım. Riskli hevesim. Rahmi, o nasıl söz? Allah korusun. Hem ne buldun canım? Söyle bakayım. Hem daha yeni bulduk birbirimizi. Bulduk ya. Bu saatten sonra hiç kaybetmeye de niyetim yok. Madem izin rahat değil, ara Kamzi'yi ne olacağı olsun Fındık Hanım. Anne. Anne siz neredesiniz? Ya hiç düşünmüyor musunuz olacakları? Kaçmak ne demek? Dayımı zapt edemiyoruz burada. Durum o kadar kötü mü? Ha neyse, ne tamam, hadi sen panik yapma şimdi. Söyle neredesiniz siz, biz gelelim bir yüz yüze konuşalım. Hayatta olmaz Gamze bak. Vallahi öldürür bizi abi. Yok yok, dayım yok. Biz Ömer'le beraber geleceğiz. Ne diyeyim? Sadece Ömer'le ikisiymiş. Aa, Ömer güzel uşaktı. Aşk adamı da aynı benim gibi. Halden anlar, çağır çalışın. Gamze, bak doğru söylüyorsun değil mi? Yalnızsınız kızım. Hani sen bana niye güvenmiyorsun? Ben burada işi çözmeye çalışıyorum. Daha fazla olaylar büyümeden. İyi tamam. Ama bak yalnız geleceksiniz. Bak dayını biliyorsun, sakın peşinize takayım demeyin ha. Tamam tamam, söyle. Neredesiniz siz? Gamze, Ömer. Buldular mı yoksa Fatma'yı? İşte buradalar. Gamze,
Ay anne, aşk olsun ama ya. Ya Manav'a gidiyorum diye çıkıp kocaya kaçmak nedir? Ne yapsaydım ya? O gaddarın emirlerine boyun mu eğseydim Gamze? Gidin şöyle oturun. Karnınız aç mı? Daha bir şeyler söyleyeyim. İştahımız kesildi sayenizde Rahmi Bey. Öyle deme güzel kızım ya. İnsan bu zamanlarda dinç olması lazım. Besinsiz kalmaması lazım. Adrenalin yüklüyor hepimizde. Şu anda derdiniz bu mudur? Gamze, sakin. Nasıl sakin olayım Ömer? Hem annemi kaçırmış hem de keyfi yerinde. Evdeki tantanayla da biz uğraşıyoruz burada. Ya sen iyice Nurhan gibi konuşmaya başladın ya. Hem Rahmi'nin bir suçu yok. Ben dedim ona beni kaçır diye. İnanmıyorum anne sana. Aynen öyle oldu. Bu senin anan çok yaman çıktı. Aşk cesaret ister. Bir kere gönüller tutuşmayı görsün. Bana bak. Kimsenin haberi yok değil mi geldiğinizden? Yok yok. Kimseye söylemedik. İyi. Oturun. Peki madem böyle bir şey kalkıştınız. Şimdi ne olacak? Bizi boş ver. Vazgeçtim bir kez inatından. Konuştum mu anlattın mı her şeyi? Şu anda konu biz değiliz yalnız. Vallahi bizim durumumuz belli. Biz evleneceğiz. Bu saatten sonra bulmuşuk birbirini. Hiç vazgeçmeye de niyetimiz yok. Size de aynısını tavsiye ederim. Siz bizi değil kendinizi düşünün Rahmi Bey. Dayım sizi bir bulursa bu evlilik yalan olur. Ne dersin? Abim! Ya niye? Gamze, hani yalnız geliyordunuz, kandırdın bizi. Anne biz yalnız geldik vallahi. Ne bileyim takip etmiş herhalde, taksiyle gelmiş baksana. Ne yapacak o şimdi Fatma, nereye gidecek ya? Abin daha böyle kodimi oturturan bir tipe benziyor ya. Tamam siz gidin, ben oyalarım onu. Biz nereye gideceğiz? Bilmiyorum Gamze, işte gidin bir yer bulun, saklanın hadi. Hadi kalk. Kalk. Burası olmaz, balkon burası. Buradan görünürüz. Yok, burası da olmaz. Burası da tuvalet var. Tuvalet. İyiyim. Tuvalet burası mı? Evet. Ama tek kişilik. Ne işiniz var sizin burada? Gamze nerede? Fatma nerede? Burada mı? Onun peşine mi düşüp geldiniz yoksa Ömer? Yok dayı, biz çay içmeye geldik buraya. Lavaboda zaten Gamze'de. Hani Fatma'yla o ırz düşmanını arayacaktınız? Çay içmek nereden çıktı? Burası restoran, çay bahçesi değil ki. Şöyle oldu dayı, biz Gamze ile Fatma Hanım ararken bu yakınlarda Rahmi Bey'in bir tanıdığı olduğunu öğrendik. Sonra ona uğrayalım dedik ama yolda Gamze'yi araba tuttu. Biz de burada bir durduk, mola verdik. Yani böyle oldu işte. İyi o zaman oturup Gamze'yi bekleyelim burada. Tamam, tabii. Böyle buyurun siz. Siz buyurun böyle geçin lütfen. Niye? Kapı açık dayı. Rüzgar vurur sırtınıza Allah korusun. Nasıl olsa beni tanımayı görmedi. Ben gideyim, hiçbir şey olmamış gibi yanlarından keçeyim, çıkayım. Siz de biraz bekliyorsunuz, sonra da siz çıkarsınız. Buraya kadar mıydı yani bana olan aşkın Rahmi? Ya ahutu dureceğim bak, yanlış anladın sen beni. Ben şu anda izinde bulunduğumuz krizi yönetmeye çalışıyorum. Şu durumdan bir kurtaralım, sonra adam gibi çıkarık abinin karşısına. Yok, ben anladım seni. Aşk olsun Fatma. Ben sana dedim sabahleyin geleyim abinle konuşayım diye. Sen tiretmedin mi Rahmi kaçır beni diye. Sabahla şimdi arasında ne fark var Rahmi Bey, ben anlayamadım. Aynen. Fark şu Gül güzelim. Ben sabah annenizle evlenmek isteyen yiğit bir delikanlıcan, şu anda kız kaçıran irz düşmanı pozisyonuna düştüm. Yalan mı? Doğru. Fatma'nın abisi sinirliyken delirdi. Yalan mı? O da durur. O zaman ben gideyim, siz de masanıza geri dönün.
böyle kadınlar tuvaletinde saklanmak zoruma gidiyor Fatma. Benim de bir gururum var. Yarın çikolatamı içeceğimi alır gelirim. Abinle adam gibi tanışırım ya. Yok abim asla buna izin vermez. Ya sen abimi tanımıyorsun. Sen kafan almıyor bunu. Ya ben evlenmek için her şeyi göze aldım. Sen daha işin ciddiyetinin farkında değilsin. Sana inanmakla çok büyük hata etmişim ben. Daha ilk fırsatta beni yalnız bırakıyorsun. Ya kusura bakma. Ben böyle daha iyi olur sandığımda böyle dedim. Tamam yarın evleniyoruz. Sonrasında daha bize kimse karışamaz. Ben zaten artık o eve de gitmek istemiyorum. Nuran'ı da sildim defterden. Şunu indirin. Anne, Nuran sana çok düşkün. Bak ben seni bıraktım gittim. O hiç bırakmadı. Hep yanında durdu. E kıza da şok oldu tabii bütün bu olanlar. Biraz hak ver ona da. Konuşsanız adam gibi hem dayımla hem Nuran'la. Bu şekilde olmaz. Yazık. Size de yazık. Bize de yazık. Ömer mesaj atmış. Ne diyor? Buraya gelmen lazım diyor. Ne oldu acaba? Söyledi mi yoksa burada olduğumuzu? Hayatta söylemez. Ben tanıdım onu. Ay nereden biliyorsun acaba iki günde? Fatma ben insan sarafıyım. Ben gidiyorum. Gamze bir dakika. Ne yapacağız biz burada böyle? Bekleyecek miyiz? Vallahi benim içi büklüm oldu. Ben burada daha durmak istemiyorum. Koku da var, rutubet de var. Ramadizmama da iyi gelmez. Kokudan vallahi burnum tuştu ha. Tamam merak etmeyin. Dayımı buradan götürmenin bir yolunu bulacağız. Anne sen de söylediklerimi bir kere daha düşün. Nuran'a da hak ver biraz lütfen. Bak şu kıza, tuvalette düşüp bayılmış filan olmasın. Yok dayı, gelir şimdi. Bu ne rahatlık arkadaş ya. Biz sana güvendik de verdik kızımızı. Öyle mi göz kulak oluyorsun sen Gamze'ye? Çok teessüf ederim ama dayı. Hah, bakın geliyor işte. Dayı, ne işin var burada? Asıl sizin ne işiniz var burada? Geç anlat bakayım Gamze. Şey anlattım hani emlakçı bize Rahmi Bey'in bu yakınlarda bir tanıdığı olduğunu söyledi ya. Sen sus. Sen anlat Gamze. Evet işte dayı. Emlakçıya uğradık. Adresi yokmuş ama bir tanıdığı olduğunu söyledi. Biz de kalktık geldik. Derken? O zaman niye burada oturuyorsunuz diyorum. Şey araba. Araba tuttu dedim ya ben size. Çok nasıl başım tuttu taksi. Başım midem bir kötü oldu. Burada da yollar biraz virajlı. Ben de gittim o emlakçıya. Niye bana o yakınından bahsetmedi peki? Korkmuştur. Sen şimdi Rahmi Bey'i niye aradığını söylediysen... ...şimdi orada olay çıkar ben hiç karışmayayım diye çekinmiştir. Olabilir. O zaman... Kalkın hadi şu tanıdığı arayalım. Belki Rahmi'nin nerede olduğunu biliyordur. Hatta belki onun evinde saklanıyordur. Ulan Fatma yaktım senin çıranı. Yok yok gidemeyiz dayı gidemeyiz. Niye? Gidemeyiz çünkü dayı biz aradık bu adamı. Meğer evi satmış şeye İstanbul dışında Trabzon'a. Trabzon'a gitmiş bu adam aylar önce. Bir de benim de. Tansiyonum hiç düzelmedi Ömer. Kıyamam ben sana ya. Tamam canım, tamam sevgilim. Dayı, benim Gamze'yi eve götürmem lazım. Gidebilir miyiz artık? Hem bak sen de yol yorgunusun, dinlenirsin. Sonra artık bir hal çaresini buluruz. İyi madem. Hele şükür ki değiller Fatma. Öyle gidiyorlar. Sen niye yüzünü astın öyle ya? Rahatla ya. Çocuk o gülüm benim. Nuran'da aklım kaldı ya.
Oğlum bana bunu aldırdın ya. Ya amma söylendin abicim ya. Dır 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 dır. Üf. Kardeşim sen Şükran seni beğensin istiyor musun? Yoksa istemiyor musun? Yahu istiyorum. İstiyorum da tiksinsin de istemiyorum ya. Şş, bana bak. Oldu değil mi? Ya oldu oğlum. Vallahi billahi çok güzel oldu ya. Bak Ekose böyle bir renk kattı sana. Vallahi açtı seni. Bu renksiz hayatına bu çizgiler çok güzel oldu. Renk kattı gerçekten. Renk kattı diyorsun ha? Aynen. Tamam. Ya ayrıca burada konu benim abi. Allah Allah. Bir kere de rol çalma lütfen rica edeceğim ya. Bak bugün benim günüm. Nisan'ın tekrar beni sevmesine, aşık olmasına ve ayrılmamasına odaklanabilir miyiz? Lütfen ya, lütfen. Ya tamam, yürü hadi. Bir şey diyeceğim. Ha. Ben oldum değil mi? Ha? Yani yamuk bir tarafım yok. Saçım boyası çok belli oluyor mu? Nasıl? Oğlum önemli olan şekil şemal değildir. Önemli olan bak tavır, tutumdur. Ha, diyene bak. Allah'ını seviyorsan bir diyene bir bak ya. Nasıl ya? Olmadı mı? Hayır abiciğim. Bak... Oldu. Hani sen de önem veriyorsun kendine anlamında. Oldu. Güzel oldu. Gayet güzel oldu. Oo beyler. Bu aralar böyle sık sık karşılaşır olduk ya. Hayır olsun. Değil mi Tahir? Gerçi yani ben böyle yakından görmesem seni hayatta tanımazdım bu halinde de. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi var? Tahir bu ne ya? Sen giymezdin pek böyle şeyler. Yeni tarzı bu. Nasıl? Beğendin mi? Ha? Benim beğenip beğenmemem önemli değil. Tahir kendini Şükran'a beğendirmeye çalışıyor çünkü. Değil mi Tahir? Ya vicdan, ne söyleyeceksen söyle, lafı uzatma. Aynen öyle ya. Kızım bu mahalle senin bu imalı sözlerine alışkın değil. Sen hayırdır ya, ha? Sen ne söyleyeceksen cart diye söylerdin, ne oldu? Ha. Ya asıl size hayırdır be. Ne bu böyle bir ekirülükler, bir sıkı fıkı haller, birbirini korumalar, kollamalar falan? Vicdan, bize söyleyeceğim bir şey var mı? Var ama susuyorum Tahir. Nilüfer'i iyice boşladın sen bu ara. Ay şu çenemi tutayım diyorum ama yok yani. İnsana da zoruna gidiyor biliyor musun? Ya onca şeyden sonra belki bir akıllanmışsındır. Belki biraz daha fazla ilgilenirsin kızınla. Bir kıymetini anlamışsındır falan diyordum ama yok yani. Mal geldi mal gideceksin çünkü sen Tahir. Belli. Ya ben Eda ile Adem'in yüzünü de göremiyorum. Ya lokantadaki işleri yoluna koyma çabasındayız. Ya bir huzur ver ya. Bir yardımcı ol. Hep böyle bir nifak tohumu ekme çabası. Pardon. Özür dilerim. Ailen için çabalamana engel olmak istemezdim Tahir. Tabii önemli olan onlar zaten. Biz Nilüfer'le neyiz ki? Kimiz ki senin hayatında? Vicdan. Ya vicdan bir dur. Öyle demek istemedim. Oğlum senin işin çok zor ya. Yani böyle iki tane aşk arasında. Kalkan bak benim ağzımı açtırtma. Zaten o konuda senin çok bir kaşıyasın var. Kaşıtma beni. Hiçbir şey tanıdım. Sadık da çok kızdı bana. İlk defa sesini yükseltti böyle. Haksız da sayılmaz. Bak şimdi her şey çok daha kötü oldu. Çok üstüne gittim annenin ya. Ama o da beni delirtti yani. Ya ben ne düşünüyorum, ne hissediyorum umursamadı hiç. Sen umursadın mı peki? Ciddiye aldın mı Yiğit? Bak biz annemle ana kız gibiyiz. Didişip duruyoruz. Ama siz arkadaşsınız Nora. Hatta ben olmadığım zamanlarda sen onun en yakın arkadaşı oldun. Ben nasıl toparlayacağım şimdi bu durumu ben hiç bilmiyorum. Gamze. Hayır bir şekilde dayımı geri göndersem, onun bir yolunu bulsam. Hayatta dönmez sizin dayınız. Bu işi nihayet erdirmeden hiçbir yere gitmez. Aramadığı kimse kalmadı ya. Askerlik arkadaşlarından tut, memlekettekilere kadar herkesi tek tek arıyor durumu anlatıyor. Savaşa gider gibi adam topluyor. Of. Of. Ne yapacağım ben ya? Annem orada o adamla iyi mi kötü mü onu da bilmiyorum. Nuram, sen Fatma Hanım'ı tanımıyor musun? Sence o kötü hissettiği yerde 5 dakikadan fazla durur mu? Öyle mi diyorsun? Gamze, sen sirke koymadın herhalde değil mi? Yo, limonlu yaptım. Benim sevdiğim gibi yani. Herkes öyle seviyor. İyi aman öyle olsun. Beni yalnız bırakmayın daha fazla. Nasıl oyalayacağımı şaşırdım artık. Tamam dur. Şunu versem sana. Heh, şu tabakları da al. Sofraya götür biz de geliyoruz.
Tuna, bana yardım etmek ister misin? Sen bırak onları damat. Kızlar halleder o işleri. Yok, onlar yemek yapıyor dayı. E alıştırırsın, hep beklerler sonra. Değil mi Sadık? Bekleyebilirler dayı. Yani sorun olmaz. Sorun olursa da beklemeyin denir yani. Bana bak Tuna. Sen bütün gün bu oyunu mu oynuyorsun? Bütün gün değil. Okuldan gelince sadece. Gözlerine yazık ama. Siz bir şey demiyor musunuz Ömer? Tuna kendi zamanını çok iyi ayarlıyor dayı. Sen hiç merak etme. Başıboş bırakıyoruz demiyor da. Sonucuna da şaşmamak lazım o zaman. Ömer abi bir şey diyemez ki zaten. O artık... Ben ona çok güveniyorum dayı. Dayı yani o kadar çok güveniyorum ki ben ona. O her şeyin en doğrusunu bilir o. Ömer senin baban sayılır. Ona saygı duyacaksın. Zaten öbür türlüsü hiç olmaz. Yok yok, biz gayet iyiyiz. Biz iyiyiz de sen annemle... Hele üçümüz dayı. Yani mükemmel bir takımız. Maşallah, maşallah. Yeni bir haber yok mu? Ya hiçbirinizi aramadım Fatma. Yok, aramadı dayı. Ya benim yüzümden bir başına... Evinden uzakta kaldı kadın ya. Ararsan muhakkak konuşmayı uzatın. Yerini öğrenmeye çalışın. Konuşturun onu yani. Sen çok fazla film izliyorsun herhalde Yılmaz Bey. Tuna. Anne ya. O ağzına geleni sayıyor bana. Bu da anası gibi dik başlı olacak. Sen otoriteni koymazsan bu serseri olup çıkacak Ömer. Biz Tuna'dan çok memnunuz dayı. Gayet de güzel yetiştiriyor. Sen hiç merak etme. Gamze tamam. Ben sana bir şey derdim de, kocam burada diye susuyorum. Neyse, bugün bankaya gittim. Yani para çekmiş mi diye öğrenmek için. Yok artık. Gamze, yemekte ne var akşama? Çekmiş mi dayı? Bir şey dediler mi? Demediler. Demezler tabii, normal. Ama sen olursan derler. Sen de bankacısın. Onlar mesai arkadaşların. Git yüz yüze konuş. Olmaz. Yasal değil bir kere. Ya ölüm kalım meselesi dersin. İkna et onları. Yani hiçbir yerden haber gelmezse, hiç değilse izini böyle süreriz. Ne yapmış ki anneannem? Hem evlenmek istiyor size ne? Rahmi amca kötü biri değil. Sen de mi tanıştın Rahmi Bey'le? Evet. Annem beni anneannemleri bırakınca o da oradaydı. Siz avukata gitmeden önce hani... Avukat mı? Ne avukatı amca? Ömer? Dayı, bu bir lokanta işi var diye anlattım ya ben sana. İşte hani onun bir kira sözleşmesi var falan. İşte onu konuştular. Ömer'le Gamze avukatla sağ olsunlar. O iş öyle mühim bir şey değil yani. Evet evet, önemli bir şey değil. Hayatım, çatalları yerleştirmemişsin. Lafa daldık, unuttum. Hemen hallediyorum karıcığım. Canım. Afiyet olsun. Nur Hayat. Ben ondan götüreyim. Yok canım, ben hallederim. Bana nazlanmaz hem, zorla yediririm ben. Senin de sabahtan beri boğazından lokma geçmedi zaten. Otur rahatça yemeğini. Ben zaten öyle iştahlı bir insan değilim. Biliyorum. Geldiğinizden beri... Çiçeğin o güzelim yemeklerinden yemediğinizden belli. Ya gerçekten zahmet etme. Estağfurullah. Çiçek. Çiçek ne oldu, yüzün sarardı kızım ha? Yok bir şey annem, merak etme sen.
Müsaadenizle. Gelin mi? Bir şey mi söyledin sen? Ha? Dur. Ben bakarım. Çiçek Hanım. Çiçek. 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 İyi misin? Ne oldu? Anne, sen ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Ne oldu? Söyleyecek bir şeyin yok mu? Tabii. Ne diyeceksin ki? Ben Reşat'ı çok seviyorum mu diyeceksin? Biz eskiden birbirimize çok aşıktık. Meğer birbirimizi unutamamışız mı diyeceksin? Öyle bir şey değil Çiçek. Sakın nefesini tüketme. Ben her şeyi biliyorum. Ben o defteri okudum. Ben senin mektuplarını gördüm. Sen eşyalarımı mı karıştırdın? Sen hala bana bunun hesabını mı soruyorsun? Hiç mi gurur yok sende? Çiçek, bak geçmişte kalan bir şey... Geçmişte kalan. Geçmişte kalan öyle mi? Madem geçmişte kaldı, niye getirdin o mektupları buraya gelirken? Niye getirdin? Niye getirdin? Çiçek bak. Sen bana bak. Sen bana iyi bak, tamam mı? Eğer bu durumda olmasaydın, ben seni çoktan kapı dışarı etmiştim. Ama işte... İşte bende sende olmayan bir şey var. Ne biliyor musun? Allah korkusu. Çiçek nerede? Çıktı. Sinirlendi, çıktı. Nurhayat da peşinden gitti. Melek, anneme göz kulak ol sen. Ah Reşat, ah ne işler açtın başına. Hadi bakalım şimdi ayıkla pirincin taşını. Samet eğer Reşat'a gidelim diye tutturmasa... Bunları geçtik. Geçtik Nurhayat, buraları çoktan geçtik. Çiçek, haksızlık ediyorsun. Haksızlık mı ediyorum? Haksızlık mı ediyorum? Haksızlığı ben mi ediyorum? Çiçek. Asıl siz bana haksızlık ettiniz. Benim bütün iyi niyetimi kullandınız siz. Beni aptal yerine koydunuz. Çiçek. Hay Allah, niye gelmedi ki hala bunlar? Ne oldu acaba? Koş, koş. Bak kızım ne oldu? Koş, koş. Yüzüne gözüne bulaştırması bari. Kesin bulaştıracak canım, o da laf mı yani? Niye? Ya bu iş baştan yaş. Kıza yalan söylemiş. Nisa bunun hesabını sorar yani. Ya o olacak tabii ki de.
Ama yani niyeti iyi en azından. Hani Nisa'yı geri kazanmak istemiş, öyle değil mi? Yani tam olarak öyle değil. Nasıl peki? Ya bu Hakan Nisa'yı denemiş. Hani bakalım başka birine cevap veriyor mu, vermiyor mu diye. Görüyor musun sen, bak ne anasının gözü. Ya işte ondan sonra işler Arap saçına dönüyor. Nisa cevap verince hem Nisa'nın gönlünü kazanabiliyorum diye böyle hoşuna gidiyor. Hem de Nisa başkasına cevap veriyor diye kıskanmaya başlıyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu Hakan az deli değil. Deli tabii canım ya. Ama bu işler bir ortaya çıksın, ben Nisa'ya edecek bir çift lafım var. Ya sen evli barklı kadınsın, boşanmamışsın, etmemişsin. Başka biriyle neden mektuplaşıyorsun sen ya? Ne var canım bunda? Kocası ki. İşte tam o noktada benim de kafam karışıyor Şükran. Sen o kafanı hiç yorma Tahir. Biz lokantamıza odaklanalım. Öyle yapayım değil mi Şükran? Öyle yapalım. Bir de... Bir de... Ne öyle yandan yandan bakıyorsun? Sen bence böyle şeyler giyme. Ne oldu, yakışmamış mı? Yakışmamış tabii ki de. İskoç musun sen? Ne oldu? Hiç mi yakışmamış Şükran ya? Ya ben tabii ki de o kadarını bilemeyeceğim artık. Onu vicdana soracaksın. Vicdan nereden çıktı Şükran? Onu anlamadım şimdi. Nerede kaldı bu Hakan'da ya? Heh, bak elinde çiçek geliyor işte. Sakla sakla. Hakan. Sen niye böyle giyindin? Bu çiçekler ne? Bu çiçekler senin için Nisa. Benim için mi? Evet. Beğenmedin mi? Ha? Beğenmediysen hemen gideyim başka bir çeşit alıp geleyim. Hakan, nereden çıktı şimdi bu? Nisa. Biz seninle böyle biraz baş başa oturup konuşsak olur mu? Baş başayız zaten. Hem ne konuşacağız? Ya öyle değil de şuraya geçsek, böyle rahat rahat otursak, konuşsak. Lütfen, rica ediyorum. Ay. Allah. Tamam, ben yaparım. Evet, seni dinliyorum. Nisa, benim şimdi sana bir şey söylemem lazım. Evet, hadi. Ay açıkla hadi. Hakan çok uzattın, uzatma. Tamam. Açıklıyorum, hazır mısın? Açıkla, hazırım. Hadi. O bendim. Kim sendin? Mektupları yazan ben. Issız kalp benim. Tam karşında duruyorum. Senin ne işin var burada be? Sana diyorum, duymuyor musun? Manzaraya bakıyorum. Ne manzarası be? Ne saçmalıyorsun? Manzara. Manzara çok güzel manzara. Kardeşim manyak mısın sen? Defol git. Polis çağıracağım bak ha. Polisten korkarsın sen. Ne korkacakmışım? Aa manyak be.
Adı Rahmi. Rahmi Karaağaç. Sen bir soruştur bakalım. Ya senin bir bacanak vardı, bu Trabzonlar Derneği'ne gidip gelirdi. O da bir sorsun bakalım, belki tanıdığı biri çıkar. Yani adresi, soyu, sopu, her bilgi çok önemli. Bana bak, sakın bu işi savsaklama, çok önemli ona göre. Heh, iyi, tamam. Tamam, hadi. Bir sabahtan beri bu kaçıncı telefon, yeter artık ya. Dayıcığım, hadi gel otur sen ya. Bak kahve yaptım ne güzel, iç sıcak sıcak. Yoruldun hem de sen de. Gamze de çok güzel kahve yapardı. Hatta benim kahvemi sen yapar mısın, zahmet vermeyeceksin? Ben yapacağım ya, kafam şeye gitti. Yok yok, dur sen dur. Kocam 40 yılda benden kahve istemiş. Yapmaz mıyım hiç? Tabii ki yaparım. Şu sofrayı bir toplayayım. Hatta sen de bana yardım edersin. Dayım kızıyor yalnız. Yok yok, kızmaz dayım. Gel gel. Hadi bakalım şuradan. Tabakları yolsun. Dayıcığım. Ben sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Söylemeyi unuttuğun önemli bir bilgi mi aklına geldi? Yok. Yani... Ya dayı bak, böyle yaparsak... Sanki bu daha çok geri teper gibi geliyor bana ya. Yani çıkıp gelecekleri varsa bile gelmezler böyle. Ya ben seni apar topar çağırdım biliyorum ama... Sen de çok yoruluyorsun böyle. İstersen sen yarın dön ha dayım memlekete. Biz zaten aramaya devam ederiz. Bulunca haber veririz sana. Pişman oldun değil mi Nurhan? Beni buraya çağırdığına bin pişman oldum. Ama hiç boşuna uğraşma. Çocuk oyuncağı değil bu. Namus meselesi. Ben bu Fatma'yı bulup vazgeçirinceye... o Rahmi denen soysuza gününü gösterinceye kadar hiçbir yere gitmiyorum. Bunu aklınıza sokun. Ben bakarım. Buyurun. Merhaba, kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama Ömer Ademoğlu burada mı oturuyor? Yok, öyle biri yok burada. Aa, cüzdanında buranın adresi vardı ama. Yok, yanlış adres. Kim gelmiş Gamze? Yanlış gelmiş. Aç bakayım. Ömer? Buradaymış ya işte. Kimsin sen kızım? Ne işin var senin Ömer'le? Geçen çay bahçesinde Ömer cüzdanını düşürdü de... içinde buranın adresi vardı. Onu getirmiştim ama... ters bir zamanda mı geldim? Ömer, sen bu kızla çay bahçesine mi gittin? Dayı ben tanımıyorum bu hanımefendi, ilk defa görüyorum. Ne demek tanımıyorum ya? Ya geçen gün kızla buluşacakken hani yanlışlıkla benim... Yok öyle bir şey, yok. Ömer o gün orada değildi. Ben karısıyım ve buna şahidim. Karısı mı? İyi de Ömer'in karısı başka biri değil mi? Öyle değil mi Ömer? Başka birisiydi senin karın. Böyle kızıl saçlı hatta. Biri burada ne olduğunu bana doğru düzgün anlatabilir mi? Hemen çabuk! İyi akşamlar. Ha? İşte karısı bu. O da oradaydı. Öyle değil mi Ömer? Ne? Karısı mı?